Merhabalar, iyi akşamlar. Yine bir perşembe akşamı yaratıcılık sohbetlerinde. Bu sefer Barış Atay'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Yaratıcılık sohbetleri biliyorsunuz 6. haftasına girdi. Takip edenler biliyorlar. Her hafta ayrı bir konuk alıyoruz. Ve yaklaşık 1,5 saat boyunca da konunun uzmanıyla o konuya dair konuşuyoruz, görüşüyoruz. Uzmanı deyince bir tabii, değil mi? Ve böyle konuşuyoruz işte gördüğünüz gibi. Bu akşam konumuz oyunculuk, sinema ve sanatçının sorumluluğu, sanatçının politik sorumluluğu olacak. Çok bekletmeden sizleri hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Barış'ım şimdi ben biliyorum ama izleyenlerin bir kısmı biliyordur. Çoğu kişi de bilmiyor olabilir. İlk önce biyolojiye giriyorsun. Oradan hemen girmek istiyorum. Ve sonra biyoloji bölümünü bırakıyorsun. Fakülteden ayrılıyorsun ve seçimini oyunculuktan yana yapıyorsun. Nasıl gelişti bu süreç sende? Yani tabii biyoloji biliminin Türkiye'deki geleceği açısından bırakmanın elzem olduğunu. Şöyle, yani tiyatroyla ilişkimiz ben 10 yaşımdayken başladı bir şekilde. Antakya gibi küçük bir yerde çokça aile destek vermezken şimdi işte bir sorumluluk sahibi ya da sanatla içli dışlı bir anne babanın çocuğu olmanın avantajıyla onların da teşvikiyle bir şekilde bir çocuk tiyatrosunda başladım. Yıllarca da hafta sonu kursa giderek falan devam ettim. İşte sahne deneyimi, çocuk oyunu vesaire. Sonra tabii gençlik, işte tezcanlık, biraz serserilik falan filan işte de klasik lise dönemi. Tiyatro hocasıyla böyle bir münakaşa, işte gururumu incittiğini düşündüğüm bir hareketinden sonra iyi ya lan tiyatrocu olmuyorum falan deyip gittim biyoloji okudum. Halbuki hayatım boyunca sanırım sevmediğim tek ders de biyolojiydi. Böyle bir etkisi olmuş demek ki üzerinde. Mesela 5 yıl tabii Çukurova'da biyoloji bölümü okudum. 5 yıl? 5 yıl. Son sınıftaydım bıraktığımda. Bölüm 5 yıl mı? Yok bölüm 4 yıl. beşinci yılım ama enteresandır. Mesela üçüncü sınıfa kadar hiç kalmadım ben. Üçüncü sınıfta bir kaldım, pir kaldım. Evet, öyle oluyor. Ben 7 yıl okudum. Güzel. Ondan sonra ya orada aslında mutlu olmadığımı gören hocalarım da vardı. Yani onu fark eden, nitelikli. O zamanlar akademik dünya bayağı nitelikliydi en azından. Şimdikiyle kıyaslanamaz bile. Ve gittim konservatuar sınavına girdim. O dönem Yeditepe Üniversitesi burs veriyordu. Ben de varlığından yeni haberdar olmuştum Yeditepe Üniversitesi'nin. İşte yetenek bursunu kazandım. 4+1'di orası. 5 yılı bitirdim ve profesyonel oyuncu oldum. Aslında genel hatlarıyla hikayenin başı o. Bugün özellikle şeyi konuşacağız. Hani konuklarımıza da söyleyeyim. Bir oyuncu oyununa nasıl kendini hazırlar? Hani bu noktada da Barış biraz şeyden bahseder misin? Yani o soruya gelmeden önce. Akademik hayat içerisinde ya da dışarıdan nasıl beslendin ve çeşitli ekoller var hani bu oyunculuk içerisinde. O ekollerden hangilerine kendini yakın hissettin ya da bunların bir karmasını uyguladığın zamanlar oldu mu? Ya elbette ki oyunculuk büyük bir serüven aslında. Bunun akademide aldığınız eğitimle kısıtlanması sizi oyuncu olarak da kısır bir yerde bırakır diye düşünüyorum. Mesele sadece teorik olarak ne öğrendiğiniz değil, bunu pratikte ne kadar hayata geçirdiğinizle de ilgili. Oralara geleceğim ama çok önemli bir nokta daha var. Bence gözlem yeteneğinin geliştirilmesiyle de ilgili bir şey. Gözlem yeteneği olması demiyorum bunu. Gözlem yeteneğinin geliştirilmesi diyorum. Çünkü herkes hayatında muhakkak bir şeyleri gözlemler. Ama bu gözlemin mesleki olarak nasıl kullanılacağını bilmek ya da bunu uygulayabilmek meselesi bir gelişim süreci. Ve uzun da bir süreç. Şurada şöyle bir şey fark ediyorsun mesleğini yaparken. Ha ben bunları gözlemleyebilmişim meselesinin farkındalığı işte senin bilinçli mesle... başlamıyor aslında belki elbette. Ama değil yani mi daha görüyorsun, sonrasında depoluyorsun işte bilince çıkarabiliyor musun bilmiyorum belki altında saklıyorsun vesaire falan ama bir şekilde gördüğün her şeyi depoluyorsun. Hafıza meselesi aynı zamanda. Elbette ki farklı farklı metotlar vardı. Temel olarak Stanislavski'den başladığımız, kabaca doğal oyunculuk diye tanımlayabileceğimiz metot. Esasen benim en yakın olduğum metot. Biraz açar mısın bilmeyenler için? Mesela Stanislavski temel olarak şunu söyler.
eğer bir rol oynayacaksanız o rolü içselleştirmeniz, o roldeki gibi hissetmeniz gerekir. Hani çokça yıllar geyini yaparız ya, işte katil oynayacaksa katil mi olalım falan filan. Hayır, işte bu gözlemlerinizi ya da gözlem muhakkak bir katili görmekle alakalı bir şey değil. Bir katili okumak, bir katil hakkında anlatılan bir şeyi gözlemleyip içselleştirmek olarak da olabilir. Onun dünyasından bakmak değil mi? Başlıyorsunuz elbette. Tabii Stanislavski temel oyunculuk tekniklerinin üzerine geliştirilmiş metot oyunculuk var. Dünyada çokça kullanılan, özellikle Lee Strasberg Actor Studio'nun özellikle geliştirdiği ve Marlon Brando gibi, Jack Nicholson gibi, işte Sean Penn gibi, Johnny Depp gibi dünyada baya baya ünlü oyuncuların olduğu, o mezun olduğu bir okuldan bahsediyoruz. Metot oyunculuğun en önemli okullarından bir tanesi. Benim çok sevdiğim de bir teknik. Gerçekten hani çok seyirci diliyle anlatayım. Bir şeyi izlerken onun ne kadar gerçekçi olduğu hissiyatını içselleştirdiğiniz şeyler esasında metot oyunculuk tekniğiyle oynanmış roller oluyor. Mesela Sean Penn'in Benim Adım Sam filmindeki otizm bireyli bir babayı, otizmli bir babayı oynaması. Bu örneklerden bir tanesi. Ya da Edward Norton'un Richard Gere'le olan filminde işte çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip ve aslında sonradan numara yaptığını anladığımız bir suçluyu oynadığı bir film. Bunların çok gerçek gelmesinin sebebi çok iyi bir gözlem sürecinin sonunda o teknikle oyuncunun bunu içselleştirmesi. Mesela Meryl Streep'in üst üste sürekli Oscar'a aday olup ve oynadığı her karakteri çok gerçek gibi hissetmemizin temel sebeplerinden biri o. Ama mesela Laurence Olivier çok başka tür bir oyunculuk tekniği. Onunla ilgili bir hikaye biliyorum. Evet, Dustin Hoffman, Laurence Olivier meselesi. Sen anlatsana. Ben babamdan çocukken dinlemiştim ya bunu. Ya işte o gerçek midir, hurafe midir bilinmez ama anlatılır. Mesela Laurence Olivier de der ki rol yapılmalı der. Yani o ne içselleştirme vesaire, gerçekmiş gibi davranıyor. Bununla ilgili de hikaye şey, Dustin Hoffman Marathon Man filminde maraton koşucusunun doğal olarak o maratonun sonunda 42 kilometre 185 metreyi koşmuş biri olarak çok yorulacağı ön kabulüyle bunu bir gerçeğe dönüştürmek ister ve set sırasında arabayla kendisini işte bilmem kaç kilometre geriye götürmelerini ister set çalışanlarının. Ve oradan koşmaya başlar. Tam sete geldiği an kamera kayda girer ve müthiş bir yorgunlukla işte finish çizgisini geçer. Ve çok işte etkileyicidir vesaire. Bunu bir yerde anlatırken Sir Laurence Olivier de oradadır. Ve döner şey der, Dustin sadece oynasaydın der. Yani bu aslında çok büyük bir tartışma konusu değil. Bu biraz konsantrasyonla ilgili, biraz aldığınız eğitimle ilgili. Hangi tekniği içselleştirdiğinizle ilgili. Bunların yanında da... Bu arada Dustin Hoffman da o gruba giriyor. Tabii metot oyunculuk. Metot oyunculuğuna giriyor. Bu metot oyunculuk işte. Neredeyse gerçek olması meselesi. Bunu mesela geliştiren Eric Morris diye bir hoca var Amerika'da. Olma kavramı üzerinden geliştiren. Fütursuz oyunculuk diye bir kitabı var. Çok tartışılan bir teknik. Tamamen insanın, oyuncunun bilinciyle, bilinçaltıyla oynayan. Bazen tehlikeli olabilecek tehlikeli gibi noktalara taşıdığı söylenilen. Bu bir tartışma konusu. Hatta bununla ilgili kürsü kuran üniversiteler var falan. Çok da yaygın ve popüler galiba Eric değil mi Morris son yıllarda? Eric Morris çok popüler bir hoca. Türkiye'den de birçok kişi onun eğitimini aldı, gitti Eric Morris'le çalıştı vesaire. O dediğim gibi bir akademik tartışma konusu. İyi midir, değil midir vesaire. Onun dışında da yıllar içerisinde özellikle sanıyorum 60'lardan sonra gelişen, performansın da gelişmesiyle gelişen beden tiyatrosu meselesi. İşte Meyerholtlar, Grotowski'ler, Eugenio Barba'lar, mesela Oden Tiyatro, Eugenio Barba tamamen insan vücudu, insan sesi üzerinden yola çıkarak teatral performanslar sonra çok güçlü bir tiyatro. Hareket tiyatro. Grotowski'nin yoksul tiyatro kavramı aslında tiyatro için bir oyuncu ve bir boş alana, Peter Brook'un boş alan kavramında oradan çıkmış. Bir boş alana, bir tane ışık kaynağına sahip olması yeterlidir. Geri kalanı şovdur der. Show business'tır. falan filan. Yani oyuncuyu öne çıkaran. Tabii ki. Oyunculukta, rejide, doğal olarak sahne sanatlarının tamamı da birçok tekniğe, birçok tartışmaya, birçok perspektife
açık bir yer. Biraz şey söylesene, hani Marlon Brando dedin, Sean Penn dedin, Johnny Depp dedin. Bunların ortak noktaları var, biliyoruz bu oyuncuların. Hani büyüklüklerinden de başka hazırlanırken. Mesela Sean Penn ne yaptığını ben biliyorum ama Marlon Brando nasıl hazırlanıyor onu çok bilmiyorum. Hatta Sean Penn'le ilgili sen demin şu katil meselesini anlatırken okuduğum bir şey geldi Sean Penn'le ilgili. İyi ki diyor kiralık katili, bu yönetmen bir yerde, iyi ki diyor kiralık katili oynatmıyoruz. Yoksa ortalık ceset dolardı Sean Penn oynarken. Çünkü seninle çok sohbetini yaptığımız bir şey. Hangi role girecekse o role göre ilk önce gidiyor saçını tıraş ediyor. Ona göre giyinmeye başlıyor. Ve sette sadece kendisine o karakterin adıyla söylenmesine. Peter'sa karakter, Peter. Sam'se Sam diyeceksiniz bana. Bu diyor. Önemli bir nokta. Bak, bununla ilgili şöyle örnek vereyim. Bu çalışma süreçlerinin sonunda bazen oyuncular o kostümü, makyajı yapmadan hiçbir zaman karakteri çıktığını hissetmez. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Benim için kostüm önemlidir. Kendini oynadığın karakter gibi hissetmek açısından. Yani son yasaklanan oyunun sadece diktatörde. Doğal olarak orada çıkarmaya çalıştığım bir ortalama diktatör vardı. Ortalama derken karışık, mix. İşte Orta Doğulu gibi de görünsün ama Hitler'i de andırsın bir yandan. Ama bir yandan İtalyan mafya babası gibi de olsun, o iktidarın mafya sistemine özenmesinin metaforu olarak vesaire. Bunu çıkarırken hayal ettiğimiz ve üzerine konuştuğumuz kostümü üzerinize giydiğinde postürünüz değişiyor. Yani günlük hayatta barış olarak olduğum her ortamda o kostümü giyip sahneye çıktığında farklılaştığını hissedebiliyorsun. Kimi oyuncular için çok önemli olmayabilir. Bir anda konsantre olabilir vesaire. Fikret abiyle ilgili bir örnek vereceğim. Fikret Kuşkan'la bir dizide oynuyorduk beraber ve o dizide İşte gündelik işler yapan bir işçiyi, kalabalık ailesi olan, iki eşli, feodal, hamaliye yapan bir işçiyi oynuyordu. Hamallık yapan bir işçi oynuyordu. Sette öyle geziyordu. Yani İsmail Bakırcı gibi. Ağzına oturttuğu o ağız, diyalekt, set boyunca öyle devam ediyordu. Kamburdu ve kambur yürüyordu vesaire. Set bittiği zaman Fikret Kuşkan oluyordu. Bu oyuncuyu nasıl rahatlatıyorsa öyle bir tercih. Kimi kamera stop dediği an ya da oyun bittiği an gündelik yaşantısına hemen dönüp adapte olup kamera tekrar çalıştığında ya da bir sonraki oyunda, ki tiyatroda biraz daha kolaydır bu, aradaki zaman çok daha fazla olduğu için, ama sinema ve dizide biraz daha farklı. Kamera start dediğinde, başladığında tekrar role bürünebilir. Kimi ise bütün gün o setin içerisinde insanların inandırıcılığını arttırmak ve onlar inandıkça kendisinin de inanmasını sağlamak açısından böyle bir tercihte bulunur. Evet. Christopher Walken bir şey dedi Nurcuğum. Yani sinema filmi çekme anı son derece yapay bir andır. Bir şey kurgularsın ve orada bir role girmeye çalışırsın ama etrafında ışıklar, kamera, her şey vardır ve yaptığın şeyin yapay bir şey olduğunu bilirsin. Mesela Marlon Brando ile ilgili şöyle bir örnek var. Marlon Brando işte Actor Studio'nun en ünlü mezunlarından biridir. Hani rahmetli Engin Hoca, Engin Cezar aynı dönemde onunla okumuş biridir. Partiler dışında pek okula gelmezdi diye anlatır bize. Çünkü gerçekten ekstra bir yetenekmiş. Yani El Yakazan'ın onunla ilgili bir cümlesi var. 17 yaşında bir çocuk gelip oyunculuk öğrenmek istedi. Ve ben ona hiçbir şey öğretemedim. Çünkü oyunculuğa dair her şeyi zaten doğalında biliyordu. Marlon Brando'daki yetenek dünyada çok insana nasip olacak bir yetenek olmayabilir. Fakat Godfather'ın audition'ında çalışırken işte şöyle bir an var. İşte çene formunu değiştirmek için yanaklarının içine pamuk doldurması ve sesinin sürekli kısık halde konuşmasının sonunda işte Francis Ford Coppola soruyor. Yani niye sürekli bu kadar kısık sesle konuşuyorsun? Ve diyor ki, çünkü diyor 50 yıldır New York'ta böyle bir düzeni kontrol edecek kadar dominant, baskın bir mafya babasının büyük ihtimalle yıllar içerisinde sürekli puro ve viski içtiğini ve bazen çokça bağırdığından ses tellerinin performansını koruyamadığını düşünüyorum. Evet. Nasıl düşünüyorsun yani? Evet. Ben düşünemezdim. Zaten. Yani bu muazzam bir gözlem meselesi. Ama demin dediğim gibi kaç tane mafya babasıyla oturup konuşmuştur ki? Belki de hiç. Ama bir mafya babasının nasıl olabileceğine dair bütün hikayeleri, cebinde topladığı her şeyi birleştirip
bunu bir karakter haline getirmek işte o gözlem yeteneğinin getirdiği bir şey. O yüzden Sen deminkinden yola çıkarak şey söyleyeceğim mesela. Sette Fikret Kuşkan örnek verdin. Şampini örnek verdik. Senin durumun nasıl peki sette? Yani böyle bir ihtiyacın oluyor mu yoksa sen motor binince başlayanlardan mısın? Şöyle bir ihtiyacım oluyor. Ben sürekli o karakter içerisinde dolandığımı düşünmüyorum açıkçası ama konsantrasyonumu çokça kaybeden biri değilim. Ben sohbetimi ederim arada, konuşulması gereken bir şey varsa. Ben sadece sahneye girmeden önce genel olarak kendime izole, sessiz bir alan bulmaktan yana bir oyuncuyum. Yani o ana konsantre olup. Tiyatro için özellikle değil tiyatroda, mi? Tiyatroda biraz daha fazla bir izole alana. Prova sürecinde özellikle. Ki tiyatronun prova süreçleri çok uzun oluyor. Yani minimum 20-25 gün, günde 8 saat falan bir prova süreci olduğu için orası biraz daha korunaklı bir alan. Set öyle bir yer değil. Birçok insanın o sırada işi varsa, çalıştığı işi olmayanın sohbet ettiği, set aralarında gürültünün çok normal karşılanabildiği falan bir alan olabiliyor. O kadar imkanın olmayacak bir durum. Aynen. Yani. Bir de şöyle bir şey var ki işte tiyatrodaki bütünlüklü konsantrasyonun tam tersi olarak sette parçalı konsantrasyon kullanıyorsun. Sürekli konsantre olmaya hazır olmak zorundasın. Yani konsantre olmak için konsantrasyonun olması lazım. Sürekli bir şeylerden dağılırsan o set bitmez neticede ve bir yerden sonra o deneyimi elde etmeye başlıyorsun zaten. Bu da bir deneyim meselesi. İlk defa sete çıkan biri bu konuştuklarımızın hiçbirini yapamayabilir. Çok yeteneklidir, yapabilir de. Ama süreç içerisinde oyuncuların hepsi bu dengeye, bu dinamiğe alışıyor. Ve bu bir parçan oluyor aslında enstrümanın bir teli gibi ya da bir tuşu gibi. Senden ayrı bir parça değil bu. Bir yerden sonra bunu içselleştiriyorsun ve çok doğal bir şekilde kullanmaya başlıyorsun. O yüzden şu an bir sete girdiğimde gürültüden etkilenir misin dersen hayır etkilenmem. Ama sahnenin nasıl bir sahne olduğu da önemli. Sahne o kadar büyük bir sahnedir ki kimse ses de çıkarmayabilir. Çünkü o da bir deneyim. Set emekçileri de onu deneyimliyor. Evet bu sahnede çıt çıkmamalı diyor mesela. Evet, evet. Çok zor sahneler için tabii örnek ki, verebiliriz tabii bunu. Ki, tabii evet. Peki buradan yolu çıkarsak yani özellikle şeyi söyledin. Yani birçok şeye evet diyebilirim ama ben de metot oyunculuğuna yakınım diyebilir misin? Evet. Diyebilirsin değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Peki şeyi soracağım. Role hazırlanma sürecin nasıl oluyor Barış? Yani tiyatro için ayrı, sinema için ayrı söyleyebilirsin ya da ikisi ortak mı? Nasıl gerçekleşiyor da bir rol sana geldiğinde hazırlanıyorsun tabii ona? Tabii ki değişiyor. Şöyle ki mesela deminki sorunun cevabının içinde söylediğim bir şey vardı. Süreler de çok kısıtlı. Zaman çok kısıtlı meselesi. Türkiye'de ne yazık ki özellikle sinema ve televizyon dizisi çekme konusunda müthiş bir zamansızlık söz konusu. Yani oyuncu belki de bir hafta kala falan belirlenebiliyor bazen. Bir hafta içerisinde çok hakkaniyetli bir rol çıkarmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle örnekleyeyim. Genel olarak bu sinemanın bir endüstriye dönüştüğü ya da endüstrileşmese dahi büyük bir sektör olduğu ülkelerin çoğunda ve çalışma haklarının herkes için sağlıklı şekilde ilerlediği yerlerde. Ki geleceğiz o konulara. Aynen öyle. Bir role hazırlanma süreci birkaç aydan fazla oluyor ve doğrusu budur. Tabii bunda işte stüdyo filmleri oluyorsa işte o bir yıllık bekleme sürecini finanse ediyor falan filan. Bunun içinde birçok değişken var ama bunlar olmasa dahi en azından bir oyuncunun 3-4 ay öncesinden oynayacağı karakteri net olarak betimleyen, anlatan bir karakter analizine ve bitmiş bir senaryoya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de sinema filmleri için söylüyorum. Bunu neden söylüyorum? Eğer çok kısa sürelerde oynamak zorunda, hazırlanmak zorunda kalıyorsanız doğal olarak oyuncu da diğer mesleklerdeki gibi bir alışkanlık ve bir nasıl diyeyim bir içselleştirme halinde olduğu için cebindeki en rahat kullanabileceği malzemeye kullanmaya başlıyor. Bu ne demektir? Genel olarak çerçevesi belli, ufak tefek nüanslar olmasına rağmen çokça çeşitlendiremediği karakterler. Evet, çok iyi anladım ve böylece seni. Daha klişeye doğru gidiyor. Başlıyor. İster istemez evet. Daha elindeki en yakına doğru evet. Gittiği için uzaktan bir şey çıkaramıyor. Ve ne yazık ki, Türkiye'deki özellikle televizyon sektörü bir rolle popüler olmuş oyuncuyu genel olarak o rol biçimiyle görmek istediğinden seyirci algısı açısından da söylüyorum. Hep aynı türlü roller geliyor. Nedir bu?
Örneğin ben işte ilk başladığımda serseri, sokak çocuğu, kötü gibi görünen ama içinde duygusal kırıklığı olan falan bir film. Birini oynadım, o tuttu mu o zaman bir sonraki filmde de kötü adam gibi görünen ama aslında içinde iyi biri olan birini oynasın. Bu oyuncuyu çok rahatlatan ama çok üçkağıtçı bir durum aslında. Kısır Hem bir alanda, oyuncu değil mi? açısından hem seyirciye verdiği şey açısından. Yani çok dürüstçe söylemek lazım. O yüzden bir yerden sonra en iyi oyuncular dahi haftanın 6 günü çalıştıkları, günde 16 saatlere varan çalışma süreleriyle bu kadar insanlık dışı bir sektörün içerisinde bir yerden sonra yapıyor, oynamıyor, yapıyor. Çünkü zaten yeteneği o noktada şeyi yapması için çok çok yeterli, hatta üstünde. Evet. Çok detaylandırma ihtiyacı hissetmiyor. Çok iyi yönetmenler ya da çok iyi senaristler detaylı bir şey yazıp bunu önceden verdiği zaman beraber çalışma fırsatı bulabiliyorlarsa ya da şimdi yeni yeni hayatımıza giren internet dizileri gibi daha kompakt, daha az bölümlü, daha kısa süreli yayından önce neredeyse her bölümü çekilme fırsatı bulan projelerde özellikle ilgilenebildikleri için de yıllardır aynı olduğunu zannettiğimiz oyunculardan da farklı performanslar görebiliyoruz. Yani bu o yüzden süre bu açıdan önemli. Önemli. Aynen öyle. Evet, daha derinleşebiliyor bu noktada. Peki o şeyi bahsettim Barış. Bir oyuncu genellikle aynı rolleri oynamak zorunda kalıyor hani sektörden kaynaklı. Bir oyuncu tabii yani bunu biliyoruz ama normalde hep şey söylenir. Her rolü oynayabilmeli. Her rolü oynayabilmeli. Sen nasıl bakıyorsun buna? Ya da işte Şampen hani konuştuk seninle. Bin bir çeşit yüze bürünebilen birisi. Milky, Harvey Milky de oynayabiliyor. İşte Sam'i de oynayabiliyor. Ya da bir idama mahkum edilmiş bir tutukluyu, mahkumu da oynayabiliyor. Sen orada kendini nerede görüyorsun? Şimdiye kadar ne yaptın? Evet. Şimdiden sonra ne yapmak istersin? Önce oyuncular kendini nasıl görüyor onu söyleyeyim. Benim gözlemim tabii bu. Oyuncu bir kere her şeyi oynayabilmeli. Yani bunun tartışılır bir tarafı yok. Oyuncu bunu oynar mı, şunu oynamaz mı vesaire. Bunun kıstasları var, ona geleceğim. Oyuncu her şeyi oynar. Örnek güzel. Champagne Harvey Milk'te işte gay hareketinin öncüsü olan işte San Francisco Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymuş bir aktivisti oynadı. İşte Gizemli Nehir filminde etrafında birkaç tane adamı olan bayağı tehlikeli mafyöz bir mahalle kabadayısını tırnak tam içinde da öyle. Yani oynadı. Bir, küçük bir çetesi olan. İşte Benim Adım Sam'de 7 yaşındaki çocuğu kendi zeka seviyesinin çok önünde olan otizmli bir babayı oynadı. Vesaire vesaire. Birçok örneği var. İşte Carlito Way'de miydi galiba avukatı oynadı. Avukatı oynadı. The Game'de işte Michael Douglas'ın kardeşini oynadı. En iyi filmlerinden bir tanesi. Ya, şey işte Susan Sarandon'la idam mahkumu birinin Christopher Walken'la işte o oynadı. Filmde de oynadı. Babaoğul. İdam mahkumunu oynadı. Ve her defasında ben de hatırlayamadım filmin adını bir an. Yani şey Dead Man Walking'de. Ha Dead Man Walking tamam. İngilizcesi Türkçesini hatırlamıyorum. Tamam. Ve her defasında bambaşka birini görüyorsun ve hepsine inanıyorsun sonuç itibariyle. 21 gram var mesela yine. Aynen. Müthiş işlerinden biri. Ben oynar mıyım? Elbette ki oynarım. Fakat şu an bambaşka bir problemden bahsedeceğiz. Ve ne yazık ki Türkiye'de ya da Türkiye gibi tam tanımı ya Orta Doğulu demek istemiyorum. Gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerin sinemalarında ya da nispeten toplumsal baskının oyuncuların seçimlerini de etkilemeye başladı, etkilediği yerlerde. Ve ticari baskının. Yani bu parasal kaygı olabilir, popülarite kaygısı olabilir, anam babam arkadaşım ne der, mahalle baskısı olabilir vesaire. Orada tercihler etkilenmeye başlıyor. Şöyle bir şey. Kardeşim ya da annem bu filmi izleyebilir mi? Aynen öyle. Yani çok çok basit bir soru gibi geliyor ama çok çok da doğal bir soru aslında. Çünkü gerçekten annenizle babanızı o filmi izlemeye götüremiyor olabilirsiniz. Şöyle bir örnek vereceğim. Örneğin Harvey Milk gibi bir aktivistin Türkiye'deki karşılığı kimse. Onun filmini yapmak dahi büyük bir cesaret istiyor. Hem toplumsal olarak hem iktidar açısından hem başka sebeplerle. Bunu oynayacak olan oyuncunun nereye denk düşeceğini bilme süreci de büyük bir başka cesaret kavga istiyor. İşi. Kavga işi. Hem psikolojik olarak hem toplumla. Örneğin Erkan Ahmet Yıldız'ı oynamıştı. Yıllar önce
babası tarafından öldürülen Diyarbakırlı gay bir insan. Ve Zenne filminde o karakteri oynadı. Şimdi şu soruyu soruyor olmamız aslında bizim içinde olduğumuz vahameti ortaya koyuyor. Acaba gerçekten şu an oynayabilir miydi? Ya da Zenne filmi, düşün çok fazla da geçmedi, bu 6 yıldan bahsediyoruz. Evet. Zenne filmi bu kadar rahat çekilebilir miydi? Çekilemem. Ha, belki yönetmenleri Almanya'da yaşadığı için, işte Almanya'da eğitim görmüş, Türk kökenli, ki Alman yönetmen diyebiliriz yönetmenlerine. Olduğu için belki çekilir gibi gelebilir ama toplumun gerçekten bununla ilgili ciddi bir baskısı var. Türkiye'de LGBTİ hareketiyle ilgili toplumsal bir baskı var. Genel olarak hareket alanını kısıtlayan büyük bir faşizan bir ortam var. Ve bu ortamda oyuncular da doğal olarak bu tür roller tercih etmekten imtina edebiliyor. Ya da daha kötüsü, çok karikatür. Evet, çok güzel ve söyledim. Güvenli alanda. İçeriden yapamıyor, evet. İçeriden yani değil. Evet. Kabul edilebilir derecede. Evet. Karakter. Evet, evet. Oynuyor. Erkan ama orada çok çok iyi bir Erkan oyun muazzam, çıkarmıştı. Muazzamdı orada. Evet. Yani Kerem de Erkan da. Evet, çok ikisi iyiydi. De. O yüzden burada oynarken ne yazık ki oyuncu her şeyi oynamamdan çok burada her şeyi oynayamamam noktasına. Oynayabilir miyim, oynayamamak. Acaba oynasam mı ne ya olur? Da? Anladım. Bir dizide mafya babası oynamış biri. Sinema filmi geldi. Muazzam bir gay aktivist rolü. Hı hı. Acaba bir sonraki mafya patronu karakteri olacak diziyi kaçırır mıyım korkusuyla oynamayı düşünüp düşünmeyeceğinden emin olabilirsin. Evet, evet. Yani bundan bahsediyorum. O yüzden bu oyunculuk olmuyor aslında. Hele bir de biraz herhalde kariyerde bir noktaya geldikten sonra, yani daha doğrusu sektörde para kazanmaya başladıktan sonra bir oyuncu için bu çok daha zor oluyor. Yani gençlikte ya da o ilk atılımı yaparken bir risk alabilme ihtimali daha yüksekken belli bir yaşa geldikten sonra yok, var mı böyle bir şey? Yok, hayır. Bence dönemsel baskı daha önemli. Yani burada hiç oynamayacağını düşündüğümüz, yani fikre oynamaz ya falan bir dediğimiz insanların şundan 6-7 sene önce, 10 sene önce çok çok cesur roller oynadığı dönemi biliyoruz. Biliyoruz. Bunun, yani 90'larda daha da fazla. Evet, bunun hatta yaşla alakası olduğunu düşünüyorum. Hatta oyunculukta deneyim kazandıkça, yaş ilerledikçe olabilir ve popülarite belki de artık silinemeyecek düzeye geldikten sonra insanlar daha rahat karar alır bence. O yüzden bunun biraz bu yaratılan kültürel kodlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eskiden bunu izleyebilecek ya da bununla ilgili yaptığınız şeyi sahiplenebilecek de bir kültürel ortam vardı. Hiçbir zaman çok güçlü olmadı. Olmadı. Hiçbir ama zaman şu çok an, güçlü olmadı. Şu, an şu ana göre yok, daha iyi. Neredeyse. Evet. Neredeyse hiç yok. O yüzden işte dediğim gibi oynanıyorsa bile, atıyorum tırnak içinde vereceğim, dizide gülebilecekleri bir gay karakter, gülebilecekleri bir ağza sahip bir Kürt, Laz, Arap vesaire gibi azınlık. Ama hep karikatür. Hep karikatür. Evet. Ve ne yazık ki neredeyse çoğumuz buna alet oluyoruz. Evet. Ve gay karakter hemen her zaman şey yapılmış. Günüşleştirilmiş bir halde ancak film içerisinde oluyor. Onun olmadığı mesela yapıyoruz. Şey geliyor aklıma. İstanbul Masalı filmi geldi. İşte dizisi geldi. Orada mesela çok yerinde bir evet. Ve hakkıyla var, yapılan örnek, bir işti o. Mesela var. Bir dizi için de çok cesur bir işti bir yandan da. İşte ama bahsettiğimiz dönem 18 tabii, sene. Tabii tabii 2000 ben 2001 kaçtan bahsediyorum herhalde. 2001'den falan öyle bahsediyorum. Bir şeydi yani. Evet. Çok çok yıl çok çok büyük bir fark neredeyse var. Peki şey Barış buradan yola çıkarak mesela yani Türk sinemasında ya şu rolü oynamak isterdim falan diyebileceğin aklına gelen böyle bir iki tane şey var mı yakın zamanda? Bir anda sorunca evet. Yani o kadar çok yavaş soracağım ki. Dur. Çok vardır. Ya mesela şeyi ya biraz belki eski olabilir ama hani Sürü'de herhangi bir karakteri oynamak isterdim büyük ihtimalle. Evet. Yani Yılmaz Güney'in Sürü filminde. Ya da Otobüs filminde. Ya o ortamı gördüğüm zaman orada herhangi bir şeyi oynamak bana çok cazip gelebiliyor. Ama şöyle de bir şey var. Yani film izlediğim filmlerde çok beğendiğim karakterleri ben de oynasaydımdan öte bir şey düşünüyorum.
Umarım benim dönemimde de öyle bir film çekilir ve ben onun içinde olurumu daha iyi bir hedef olarak görüyorum. Çok haklısın. Çünkü, öbürü çok nostaljik ve... Evet, nostaljik ve zaten mümkünatı olmayan bir şey. Kötü bir soruydu. Yok, genelde böyle sorular hocam. Değil mi? Ben de gazeteci olmaya başlıyorum, düşün yani. Peki şeyi sorayım Barış. Oyunculuğa tekrar döneceğim. Yani ben seni sahnede de, sinemada da izledim. Doğal gelen bir oyunculuğun var senin. Hı-hı. Yani... Bana her zaman mesela işte Eksik'teki Türker karakteri. Hı-hı. Onu çok yakinen biliyorum. İşte tabii ki de Sadece Diktatör'de diktatör karakteri. O doğal oyunculuk, mesela tiyatro sahnesinde olmana rağmen, mesela hep şey bahsedilir ya, tiyatroda biraz büyük oynanır meselesi. Hı-hı. O öyle büyük değildi. Belki diktatör zaten çok büyük bir şey olduğu için dolayı. Bence şey, tiyatroda büyük oynanır lafı yanlış bir şey. Evet, yani hep böyle bir yargı var ya. Yani şöyle... Tiyatroda büyük oynanır lafı, tiyatroda abartı oynanır demek değil. Değil. Sadece televizyonda ya da sinemada, yani bir kadrajın içerisine sığdığınız için çok büyük hareketler yapmanız manasız olabilir ya da oyununuzu bozabilir. O yüzden minimal derecede fiziksel aksiyonda bulunursunuz. Hı hı. Ve doğal olarak yüzünüzde doğal bir burada bozacı hal geçiyor. Boza olur. İstersen söyleyebiliriz bak yani. Boza sevmem. Tamam peki. Ama tiyatro sahnesi kocaman bir alan. Ve doğal olarak karşınızda da atıyorum yüzlerce seyirci var. En önde sizi gözlemleyen seyirciyle en arkadan izleyen evet. seyircinin oyununu alma biçimi aynı ya şekilde. Da izleme biçimi açısından fark olmamalı. O yüzden de hareketlerinizi daha görünür kılmalısınız. Hı-hı. Fakat abartarak oynamanız gereken tiyatro biçimleri de var bu arada. Tabii. Yani işte İtalyan halk tiyatrosu, komedi dell'arte'de hareketler çok büyüktür. Abartı işte grotesk tiyatro biçimlerinde. Grotesk bir şey yapıyorsan. Büyütülür, masklar vardır. Mimiklerinizi büyütürsünüz. Çünkü dediğim gibi herkesin onu görmesi gerekiyor. Ama şimdi kameraya bakarken şaşırıp diye bakarsanız saçma sapan bir şey oluyor, anlatabiliyor muyum? Yani çok saçma oluyor o yüzden. Ve özellikle yavaş yavaş evet, böyle yani, değil mi? İşte gözler fal taşı gibi açılır falan filan. O da gülünç oluyor. Yani özellikle bir anlamı yoksa, hı hı. absürt bir hikayeyi, absürt bir oyunculukla vermeniz gereken bir reji tercihi ve senaryo varsa bu başka bir şey. Hı hı. Bunun da örnekleri var. Mesela Mr. Bean serisi gibi, işte kaba komedi diyebileceğimiz bir tarz var. Hı hı. Jim Carrey yüzüyle oynayan efsane oyunculardan bir tanesi, Liar Liar'da yaptığı bütün mimikler inanılmaz abartılıyor ama... O kadar içselleştirilmiş bir karakter ki o adamın bu tür şeyleri gündelik hayatında yaptığına inanıyorsunuz yine de. Abartmıyor. Evet. Karakter o. Evet. Bundan mı bahsediyorum? Evet, evet. Çok iyi anladım seni. Peki Barış, biraz da şeyden bahsedelim, yönetmenlik tarafından. İki film... Pardon, Türker'le ilgili de şunu söyleyeceğim. Lütfen. Deminki konuyla da bağlantılı olduğu için. Mesela oyuncu her şeyi oynar meselesi. Hı hı. Güzel bak, evet, eksikle ilgili mesela doğal olarak işte seyircinin bir profili var. Seyircinin profili nedir? Çokça AKP'lilerin ya da sağ tandanslı seyircilerin eksiği izlemek için kuyruklar oluşturduğunu söyleyemeyiz sinemanın önünde. Doğal olarak bizim gibi düşünen, bizimle aynı hayat görüşünü paylaşan ya da aynı hayatı şey aynı dünyayı umut eden insanların gittiğini varsayıyorum. O ön kabulle söylüyorum. Orada mesela tepkilerden bir tanesi çokça küfür olduğuydu. Evet. Şimdi de çokça sigara olduğu olabilir. Evet, işte çok sigara, çok içki, çok küfür falan ama bunu ne yazık ki hiçbir seyirci şöyle değerlendirmemiş. Türker bir karakter. Evet. Ve o karakterin o lümpenliği, o hayattan bıkmışlığı, hedefsizliği vesaire onu böyle bir adam yapmış. Hı hı. Ama onu artık bir yerde, iki yerde, beş yerde duymaya başladığınız zaman... Ve filmle ilgili negatif bir eleştiri olmaksızın bu arada. Hı-hı. Yani rahatsız edenin sadece küfür edilmesi olması sizde şu soruya sebep oluyor. Günlük hayatımızda hepimiz geçerken küfür edildiğini duyup buna hiç tepki göstermeyen kayıtsız insanlarız ne yazık ki. Hı-hı. Günlük hayatımızda çok olağanlaştırmışız. Ama sinema perdesinden size çok gerçek geldiği için bundan rahatsız olabiliyor ve yönetmenden ya da senaristten bunun hesabını sorabiliyorsunuz. Bu elbette ki ikiyüzlülük değil ama aslında aradaki organik bağı çözememekle de alakalı bir şey. Ya da sinemadan beklenilen şey bir ahlaki sorumluluk öyle, değil aynı zamanda. Öyle. Bunu da söylemek lazım. Bir söyleşide şu örneği vermiştim. Bu anlamda çok özür dilerim. Bu anlamda bir ahlaki sorumluluk sanat yapıtından beklenemez zaten aslında. Ona da ayrıca cevap vereyim. Katılıyorum çünkü.
Mesela orada bir söyleşide yine böyle bir tepki gelince en son şunu sordum. Hangi sahnelerdeki küfürden rahatsız oldunuz? İşte örnek verdi. Şu sahne ve şu sahne. Dedim ki final sahnesinde bu iki sahneden daha çok küfür vardı. Ha ben ondan hiç rahatsız olmadım dedi. Evet çünkü gülerek ediyorlardı. Ve siz komedi filmlerinde duyduğunuz küfür gibi bunu çok rahat kabul edebiliyorsunuz. Çünkü sizin için o espri. Ve biz ne yazık ki küfürlü espri yapan ve bunu hiç olağan dışı görmeyen insanlarız. Aslında ne kadar yanlış bir yerden bakıyoruz hayatta. Küfür var. Orada küfür yüceltilmiyor da. Yüceltilecek bir tarafı da yok. Evet, Ama Türker de yüceltilmiyor. Ama elbette ki. gerçeği de Ama bu. Türker gerçek. Yani Gerçek. Türker 80 darbesinin bu ülkede sonrasında adım adım ördüğü ve şu an neredeyse ülkede her köşe başında görebileceğimiz lümpen, hedefi olmayan, Kaybetmiş kendi yönüyle. ailesiyle bir türlü o bağı kuramamış, kaybetmiş, asıl kaybeden. Bu insanların varlığı sizi rahatsız etmiyorsa filmde görmek hiç rahatsız etmemeli. Yani aslında orada insanlar çok yakından yüzüne çarpılmasından E hoşlanmıyor. çünkü Esas mesele gerçek o. hayatta biraz yanından geçip Aynen, gidiyor ama aynen öyle. o ekranın karşısında en az 110-120 dakika onu izlemek Maruz zorunda kalıyor. kalıyor ve maruz Evet. kalıyor. Ahlaki sorumluluğa gelince sanatın elbette ki ahlaki bir sorumluluğu yoktur. Öyle sanat mesaj verir falan filan. Bunlar çok saçma cümleler. Bir mesaj verme kaygısıyla yapmıyoruz. İçimiz propaganda da değil. Bir gerçek ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve hatta öbür Kimi tuzağa düşersen zayıflıyor. gerçeği ortaya koymak zorunda da değil. Dediğim gibi bu bir tarz meselesi. Şu an konuştuğumuz şey ise bu. Bir gerçek ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerçek sizin için sizin yaşam alanınız, tarzınız içerisinde nereye oturuyor? O sizin değerlendirmenize ait bir şey. Ama yönetmen izletmek istediğim onlarca, binlerce, milyonlarca artık neyse onun alıcısı, onların hepsinin ahlaki sorumluluklarına ya da ahlaki beklentilerine göre hareket edemez. O zaman sanat olmuyor zaten. İşte o zaman meta oluyor ve satıyorsunuz. Evet. İkisi arasındaki fark bu. Evet. Mesele satmaksa o zaman herkesin ne düşüneceğini önemsersiniz doğal Tabii. olarak. Piyasanın ortalamasını alıp iş Tabii ki, yaparsın o tabii ki. zaman. Bir de bu şey önemli Ama yani. burada da bir ikiyüzlülük var. Satabildiğiniz şey de mesela ahlaki standartlar açısından en düşük seviyede Tabii. olanlar. Tabii. Onlar O satılıyor mesela. tabii. Siz Çünkü sanatsal bir üretim koyuyorsunuz, onun sürekli ahlaki normlarını tartışıyorsunuz. Ama satın aldığınız şeyin ahlaki normları yerlerde sürünüyor, onunla ilgili bir eleştiriniz de yok. evet, estetik ve etik arasındaki o çizgi Aynen. çizilmiyor. Şey kısmı da çok mühim. Yani bu özellikle hani politik doğruculuk adı altında hakiki hayatın içerisinde olan hakiki karakterlerin ve tahammülün kimi zaman çok azalmış olması çok enteresan. Yani bir yerde bir hakkı savunuyor olmak, sadece doğrudan onunla ilgili bir makale yazarak, politik bir açıklama yaparak olmaz aslında. Yani o kişinin bütün o dramına eğilerek olabilecek olan bir şey. Ya Türkiye'nin dramına mesela eğilerek olabilecek bir şey. Yani onu içeriden anlamamızın yolu aslında gerçekten de onun dramına eğilmek. Dramına Kesinlikle. eğilebilmen için de tüm çevresel faktörlerle birlikte bakmam ve onu olabildiği gerçeğiyle yani görmek gerekiyor. Ya o karakteri onun için bir örnekleme olarak kullanıyorsun zaten. Evet. Sadece Türker'in dramını anlatabilirsin de bu arada ama O mesela değil ama benim mesele orada anlattığım sadece. sadece Türker'in dramı değildi. Türkerleştirme operasyonunun geldiği noktada içinde olduğumuz ahval aslında. Asıl mesele o. Çünkü herkesin içerisinde biraz devrim, herkesin içerisinde biraz Türker var. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Ama geldiğimiz noktada bu insanlar gerçekler ve beraber yaşıyoruz ya da bizzat biziz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evet bir dram anlatıyoruz ve bunu örnekleyerek Ya da anlatıyoruz herkesin zaten. ailesinde Türker benzeri birisi muhakkak surette var diyebiliriz. Muhakkak var. Yani Muhakkak. birinci Bence de söyle. dereceden Birinci derecede çemberin olması içinde gerekmiyor. olmasa da Evet. muhakkak tanıdığı bir akrabası vardır. Var. Sıhri hısmı Ve bunun var. sağcı olmasına gerek yok. Gerek yok. Bizim gibi düşünen arkadaşlarımız Bence için de. Tam söylüyorum. güzel söyledin O bunu. lümpenleşme ne yazık ki Çok iyi. bizim baktığımız yer içerisinde de çok ciddi anlamda yükseliyor. Evet, karşı tarafa Evet. gibi siyasi olarak karşı olabileceğim bir tarafa parmak sallayarak değil, içeride de bu eleştiri yapmak gerektiğini söylüyorsun Barış. Bununla ilgili oyunculukla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yavaş yavaş Aklıma belki gelirse döneriz de oraya aynen tekrar. öyle. İki film.
oldu. Bir tanesi eksik, o zaten bir süre önce izleyicisiyle buluştu. Arkasından da işte Aden'i çektin. Aden Varşova Film Festivali'ne katıldı. Şimdi bir işte festival macerası olmasını diliyoruz, bekliyoruz. Evet, başvurduğumuz yerler var. Var ve umarım iyi haberler, müjdeler veririz. Seyirciyle buluşması da bir zaman alacak. Ya yani ara ara soruluyor bu soru. Bunu da söyle. Yaklaşık olarak ne zaman olabilir gibi gözüküyor? Yani mesela şu anki tartışmaya da çok... Ne alabilir ki ile ne kadar? Şu anki tartışmalarla çok bağlantılı bir şey aslında. Evet. Aden'in ya da ve benzeri filmlerin ne zaman vizyon şansı bulacağı. Size günlerdir anlatmaya çalıştığımız şey o. Yani bilet fiyatı mısır fiyatından öte başka bir şey var. Aden ya da işte Onur Saylak geçen gün tweet daha attı. Ilgili. Daha ile ilgili. Daha dünya kadar festivale katıldı. Birçok ödülle döndü. Carlo Vary gibi uluslararası ve çok büyük bir festivalde premier yaptı. Aldığı salon sayısı 13 şehirde 36 salon. O yüzden... Toplam 2000 üzerinde salon var Türkiye'nin. 2200 salon öyle var. Bir şey galiba. Bir gişe filmi ortalama olarak iyi bir gişe... Yani iyi derken güçlü bir gişe filmi ortalama olarak 1000 salona yakınını zaten o hafta kapatıyor. Yani Türkiye'nin yarısını bir filme kapatıyor zaten. Yani Recep İvedik serisi olabilir. BKM'nin herhangi bir filmi olabilir. İşte Cem Yılmaz'ın bir filmi olabilir. Dijital sanatların olabilir. Cem Yılmaz'ın fikir sanatın olabilir vesaire. Yani güçlü yapımcılardan bahsediyorum. Türkiye'de salon sayısı zaten yetersiz. Yani emsal diğer ülkelere bakıldığında salon sayısı çok değil. 81 milyonluk ülkede zaten çok az sayıda sinema salonu var. Seyirci sayısı da çok değil bu arada. Hani 70 milyon deniyor ama bir yıl içerisinde 70 milyon bilet bir tane şey herkes bir tane filmden fazla izlemiyor demek yani neredeyse. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama o yüzden Aden'in ne zaman vizyona gireceğiyle ilgili bir sorun değil o. Girdiğinde ne kadar salon alabileceği ne kadar seyirciye ulaşabileceğiyle ilgili. Yani eksik mesela 35 salonda gösterime girdi. 6 haftada yaklaşık 16 bin seyirci yaptı. Ortalamaya vurduğunuzda ortalaması çok iyi ama ulaşamadığımız dünya kadar yer var. İzletemiyoruz. Festivallerde izletirsiniz diye düşünüyorsunuz. Öyle bir hayaliniz oluyor. İstanbul Film Festivali'nde uluslararası ulusal ana yarışmada yarışmacılardan biriydi. Bakur filmine uygulanan sansürü protesto etmek için filmleri geri çektik. Festival seyircisiyle buluşamadı. Adana'ya seçildi. Altın Koza Film Festivali seyircisiz bir şeysiz kapalı kapılar ardında yapıp basın açıklamasında ödüller dağıtıldı. İşte Malatya'ya gidecek, Malatya ertelendi vesaire. Festivaller de hakim iktidardan kurtulabilmiş özerk yapılar değil ki ve gitgide içine girdiğimiz bir duruma dönüşüyor. Nedir? Antalya Film Festivali Erdoğan'a eleştiri yapılan belgesel var diye ya da onun hakkında eleştiride üstü kapalı ve çok naif bir yerden eleştirilse dahi o sebeple ulusal yarışmayı kaldırdı. Bir garabete döndü. Hani ne dediler işte Kan gibi, Berlin olacağız. Gibi şehir festivali olacağız, uluslararası olacağız vesaire. İlk yaptıkları sene işte altyazıda gerilla kelimesi geçiyor diye seyirci Güney Kore filmini protesto etti. Filmi yarıda kesip kaldırdılar. Yarışma filmi ya. Aa, bunu bilmiyordum. Korkunç yani. Güney Kore filmini. Evet, ne kadar prestijli değil mi? Yani bu ya da işte Malatya'nın artık valilik Kültür Bakanlığı sponsorluğuyla yapılması. İşte havuz medyasının en büyük temsilcilerinden Sabah grubunun, Turkuaz grubunun her festivali fonlaması. Şimdi bütün bunların işin içinde olduğu Yeni Akit'in, Yeni Şafak'ın, bir zamanlar araları bozulmadan önce Zaman'ın, Taraf'ın vesaire medya sponsoru olduğu festivallerin özelliği tartışılmamalı mı yani? Hiç konuşulmamalı mı bununla ilgili? Neredeyse hiçbir festival özel değil. Ya katılınmasın mı diyorum? Hayır. Katıldığında konuşulsun ama. Ya iki kelam edilsin bununla ilgili. Mesela Çağnur Öztürk'ün bununla ilgili güzel bir yazısı vardı. İşte Cem Yılmaz'a işte yaşam boyu başarı ödülü verilecek Antalya Film Festivali'nde. Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışmayı kaldırdığı ilk sene işte şey diye başlık koymuş. Antalya Film Festivali Cem Yılmaz'ı gördü. Cem Yılmaz da Antalya'yı görecek mi? Bu güzel bir soru. Çağnur'un sorduğu. Burada mesele Cem Yılmaz'ı hedefleştirmek falan değil. Burada mesele şu. Onur'un onunla ilgili de çok güzel bir tweet'i vardı Sayla'nın. Her şeyin yerli ve milli olmasını isteyen bir iktidarın
Türkiye'nin en büyük festivalindeki ulusal yarışmayı kaldırması biraz garip değil mi diye. Bunları sorması gereken, hani biraz önce şu görevi var mıdır, bu görevi var mıdır diyoruz ya sanatçının. İşte sanatçının görevi kendi yaşam alanı içerisindeki sorunları yüksek sesle dile getirmek. Sanatla ilgili en azından. Aynen öyle, işte politik tavrına girişe de bir cümle olsun. Hatta buradan devam edelim, yönetmenliğe sonra dönelim. Girdik çünkü bir kere, devam edelim. Sanatçının şöyle bir zorunluluğu ve sorumluluğu var. Politik tavır sanatın kendisinin politik tavrıdır. Siz bu gömleği üzerinize giydiğiniz andan itibaren sanatın politik kimliğinden uzak bir yaşantı süremezsiniz. Evet. İşte sürmeye çalıştığınız zaman... Bu çok anlaşılmıyor mu? Bunun felsefi izleyini Aristo'ya uzatırsın ve orada bulursun. Yani aynen öyle. Hatta Dostoyevski'nin metinlerinden biri, yani sokağa çıktığın an, ekmek almaya başladığın an politikanın içindesindir. Sokağa çıktığın andan hayatın itibaren. Her evin içinde de öyle ama orada tabii ki de. O. Her zaman var bu politika. Ki sanatla ilgileniyorsan... Çok daha fazla. Çünkü bir üst level. Çünkü yani birkaç programda tekrarlamış olabilirim ama söyleyeyim, Hegel'in yani göndermesi, Hegel'e gönderme yaparak estetik. Ancak etikle, etik ancak estetikle mümkün. Yani ben hiç kaba konuşan birisinden bir güzellik çıktığını da görmedim. Yani güzellik ancak o iyilikle, iyilikle güzellikle beraber olabilen bir şey. O yüzden sanat eğer güzelin işi ise, yani güzele bir yönelimi, insanlığın tüm güzele yönelimini ifade ediyorsa, sanatın zaten güzelle ilişkisi varsa iyiyle olan ilişkisi olmalı. O zaman bu da bir politik sorumluluk demek. Politik sorumluluk ille ideolojik bir angajman gelmiyor. Bir partili olmayabilirsiniz ama haktan, hukuktan bir yerden, hakkaniyetli bir yerden konuşabilirsiniz. Bak, bu yönetmenlikle de bağlantılı aslında, birbirinden bağımsız değil. Tam olarak şöyle ortaya koymak lazım. Bir aidiyetin, senin dediğin gibi bir aidiyetiniz olmak zorunda değil. Burada bir olursa bir olur, o ayrı. O başka bir şey. Bir partililikten, bir partinin programının taraftarı olmaktan, tarafgiri olmaktan falan bahsetmiyorum burada zaten. Diyorum ki bu sizin tercihiniz değil. Bu sanatın size otomatik olarak yüklediği sanatçı, bir sorumluluk. Sanatçı dediğin an aynen böyle bir şey var. Ha, bu arada kendine sanatçı demek de zor bir iş. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani sanatçı olmasına da gerek yok. Yani bir ifadeyle insan politik bir hayvandır. Yani insan olduğun andan itibaren zaten politik olmak durumundasın. Bu ayrı bir şey. Ve özellikle Türkiye gibi günlük siyasi konjonktürün neredeyse hayatımızın her alanında olduğu yerlerde hiçbir şey yokmuş gibi davranma şansı kimsenin yokken bir sanatçının hiç yok. O yüzden hezeyanımız, bağırtılarımız, insanları ya lütfen artık gözünüzün önünde olana bir ses çıkarın, bir farkında olun dememizin temel sebebi bu. Aslında kendimize taraftar toplamıyoruz. Aslında yaptığınız işin gerekliliğini yerine getirin diyoruz. Evet. Çünkü oyunculuğu ya da hadi sanatla... Ya da mesleki bir varyansın bile olabilir bu. Yani birçok aşama öyle bir noktaya geldik ki her şeyle ilgili varyansın etmek zorunda kalıyoruz. Ve siz sitem edebilirsin yani. Yani yönetmenlik de biraz böyle bir şey. Hani yönetmenin de bir sorumluluğu var. Bu nedir? Tabii yine altını çizerek söylüyorum. Tarza göre değişiyor bu ama kendi yaptığım yerden yola çıkarak söylüyorum. Yönetmenin de bir politik bakış açısı, ortaya koymaya çalıştığı bir dili, bir üslubu, anlatmaya çalıştığı bir hikayesi var. Bu tam olarak işte tepki verme biçimlerinden bir tanesi. Bir film çekiyorsunuz ve orada kullandığınız dil, belki de seçtiğiniz oyuncular, hikayenin kendisi ve alt metni, çekim şekliniz vesaire, bunların hepsi aslında sizin hayatla ilgili derdinizde anlattığınız, anlatırken kullandığınız enstrümanlar. Bir bütün halinde bir orkestrayı koordine ediyorsunuz yani. Örneğin Yılmaz Güney sineması dememizin sebebi ne? Yılmaz Güney'in salon filmleri furyasını geçtikten sonra kendi politik bilincinin de yükselmeye başladığı, dönemsel olarak da Türkiye'de de politik bilincin yükselmeye başladığı dönemde ortada var olan dertleri bütün çıplaklığıyla anlatma tercihi. O sanatçı olmanın üzerine yüklediği sorumluluğun farkında ve bu farkındalığı bir film dizisine, yani işte serisine yüklemiş ve hala üzerine konuştuğumuz, neredeyse 40 sene geçmiş ve üzerine konuştuğumuz muazzam sanat eserleri ortaya koymuş. Mesela geçenlerde Uçurtmayı Vurmasınlar'ın yönetmenine bu kadar kızmamızın sebebi ne? Uçurtmayı Vurmasınlar'ı ben politik sebeplerle çekmem, politik bir film değil ki demesi. Ya birincisi Feride Çiçekoğlu'nun ayıp. Yani senarist, bir kere filmin zaten sahibi, ya o hikayenin sahibi senaristin kendisidir. Kadın kendi yaşadığı dönemi bütün gerçekliğiyle anlatmış.
ve politik bir dönemde sen bunu çekmeye koyulmuşsun. Eline sağlık, iyi ki çekmişsin bu arada. Evet. Muazzam bir film. 35 yıldır bununla ilgili hiçbir kelime söylememişsin. Bu politik bir film değildir diye. Ve hatta bütün Türkiye tarafından politik olduğu için yere göğe sığdırılamamış bir film olmuş artık. Sonra bir anda kalkıyorsun. Ama bu film politik değil. Senden bağımsız bir şey zaten artık eser. Ya artık o sana ait değil zaten. Evet, yani bunu dediğin zaman da hiçbir şey değişmiyor. O politik bir film. Ama burada yazık olan şu. Sen 40 yılına yazık ettin. Yönetmenin orada yaptığı şey politiktir. Ve sen bir politik tercihte bulundun. Evet. Ben o açıdan Aden'de de mesela, Eksik'te de kendi açımdan kimsenin gözüne sokmadan, bir propaganda yapmaya çalışmadan elbette ki politik bir tavır sergiliyorum ve bir şey anlatıyorum. Bunun benim görevim olduğunu da düşünüyorum. Oyunculuk tercihlerinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında politik bir tavrı yokmuş gibi gözüken filmler bile bir politik sonuç üretiyor. Tabii ki. Şimdi Mars grubuyla olan bu mesele de işte Cem Yılmaz'la başlayan, daha doğrusu Mars grubu ve Cem Yılmaz arasında başlayan ve sonrasında arkadan Yılmaz Erdoğan'ın, Şahan Gökbakar'ın falan katılmış olduğu hikayede de aslında şöyle de bir şey var. Onların da ürettikleri filmler politik olmasa da bir politika üretiyor. Mesele bir de buradan bakmak gerekiyor. Yani bir politika üretiyor ve bir kültürel kod üretiyor. Ortam üretiyor. Hiç böyle gözükmüyormuş gibi gözüküyor. Yani politik değilmiş gibi gözüküyor. Hayır çok derin ve i̇şte çok başka bir şey. Politikayı günlük siyasi tartışmasına indirgemekle ilgili bir şey. Onunla karıştırmakla da ilgili şöyle de bir şey var. Ve ne yazık ki hakim bir kültürel iktidar anlayışı da ortaya koyuyor. Mesela o gün bununla ilgili tartışmaları okurken birinin işte attığı bir tweet'e denk geldim. Bana demiş ki ya Barış demiş halk bunu istiyor. Hocam halk bunu istiyor diye bir şey yok. Evet. Yani sonuç itibariyle 2000 salonun 1200'ünde neredeyse bir tane film girerse sinemaya gitmek isteyen insan da gidiyor onu izliyor. Onu izleyecek yani. Ne izleyecek? Anlatabiliyor muyum? Başka bir seçenek sunmuyorsun sen halka. Ve halk bunları istemeyesin diye de ciddi bir yozlaştırma operasyonu da var ortada. Yani bunu televizyon dizileriyle yapıyor, bunu müziğe müdahaleyle yapıyor, bunun heykele, plastik sanatlara sansürleyerek yapıyor. Bunu sinema alanındaki bütün o fonlamanın, o desteklerin bir kaynağa bağlanmasıyla yapıyor. Yapıyor da yapıyor. Ve sonunda diyorsun ki halk bunu istiyor. Halk neyi isteyeceğini çok bilemiyor. Çünkü başka seçeneğin olduğunu görmüyor ne yazık ki. Girip dünyanın en büyük festivallerde yarışan filmden haberi yok. Evet. İzlediğinde belki değil mi? Bayılacak. Sarmaşık kaçtı? 16 mıydı o da? 13, 16. O 41 salonda. 41 salon o. Sarmaşık. Sarmaşık. Sarmaşığın 20 salon. Öyle bir şey. Salon mu öyle bir şey? Öyle yani bir şey. Kelebekler bir neyse de o da ki... şu. Giriyor da. Giriyor da orada kalabiliyor mu? Yani. O da her. Yani iki haftada. Birinci hafta yarıya düşer. Üçüncü ya. Günde bile. Ben bugün şeyi tekrar bir baktım. Çok nadirdir salon sayısını yükselten art house film. Kapalı gişe belgeseline tekrar bir baktım. Yani orada işte analım da yani yapımcıları Kenan Müjdeci, Evrim Kaya, Şenay Aydemir ve Fırat Yücel'in belgeseli. Orada kim söylüyordu çok net hatırlamıyorum ama yapımcı ya da yönetmenlerden birisi söylüyor. Üçüncü günün sonu müdahale ediyorlar. Yani üçüncü günde müdahale ediyorlar. Ve hemen orada bir bilgi var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ve oradan da gerçekten şu şeye geçelim. Şu Mısır meselesine. Biraz onu konuşalım. Sonra yönetmenliğe tekrar dönelim. Belgeselden bu bilgi. 2016 yapımını bu arada belgesel onu da söyleyelim. Türkiye'de tekli salon sayısı %20'yi geçmiyor. Avrupa'da ise tekli salon sayısı 150'den fazlası. Yani bu ne demek? Alışveriş merkezinde izlemeye mahkum bir şey var. Türk izleyicisi var. Ve bunun da çok önemli bir kısmı %38'leymiş. Hani Mars grubunun elinde ve Mars grubu korkunç bir tekel bu. %38 korkunç. %38 diyor yani daha ne bekliyor? Ve yalan söylüyor bu arada. %38'i 900 salona denk geliyor. Kendi sitelerinde 1386 salon. Öyle mi daha da mı Sinema fazla? Maksimum, tabii ki. Hesapladım diyorsun. Tabii, yani. Tamam. Bir arkadaş paylaşmış. Bir arkadaş paylaşmış. Hatırlamıyorum özür dilerim. Gördüm. Evet. 900 küsür salon üzerinden %38'i diyor. Bu ama %38 zaten tekel demek. 1386 salonum var diye Cinemaxion sitesinde var. Evet. Yani bir ya da şöyle söyleyeyim. %38'in tekel olmaması için şunun olması lazım. 3 tane daha örneğin rakip olması lazım ki onların da %20'şer gruplarla olması lazım. Bu da bile bence önemli değil. Çünkü bu da tekelleşiyor. Şimdi onu söyleyeceğim. Bu da çok önemli değil. Çünkü zaten en başta olan kişi
seçimleriyle diğerlerine, ikinciye, üçüncüye, dördüncü sıradakine de zaten bir seçim dayatıyor. Yani tekelleşmenin olamamasının olmaması için olması gereken şey tekli salonların gerçekten de oluyor olması. Sen Twitter'da bu da yazdın, ben de yazdım. Şenay Aydemir bir yazı yazdı bununla ilgili. Bir iki güzel arkadaşımız çok güzel yazdı. Okumayanlar için hani okumalarını öneririz. Ki insanlar bunu şöyle anlasınlar. Cem Yılmaz'ın popülaritesiyle ilgili derdi olan insanlar kavga ediyorlar meselesi değil bu. Cem Yılmaz'ı şahsen tanımıyoruz da etmiyoruz evet, da yani. Bununla ilgili bir mesele değil. Belki ama şununla ilgili bir mesele. Daha çok kısa bir süre önce hani Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in hakkında başlatılmış olan soruşturma ve dava dosyası dururken kimse yani o kesimden kimse sesini yükseltmezken orada paranın söz konusu olduğu bir yerde konuşmayı tercih ediyor olmaları. Bir, iki, galiba Şenay Aydemir'i de okudum. Bu itiraz eden kişilerin hepsine diyor gittik bu belgeselde konuşmalarını istedik. Hiçbiri kabul etmedi. Şöyle yine birinin yükseldim verdiği bir galiba. İstatistik üzerinden örnek vereceğim. 2014'ten bugüne kadar bu bahsettiğimiz büyük firmaların tamamı Mars'la çalışmış. Hı hı. Hatta bazıları %80'lere orana varacak derecede filmlerini Mars'a dağıttırmış. Şimdi burada temel meselelerden bir tanesi şu. Mars hem sinema zinciri, hem dağıtımcı, hem yapımcı. Evet. Yani ben yapıyorum. Dağıtımını ben yapıyorum üzerine, bir de kendi sinemalarımda gösteriyorum. Bir de üzerine dağıtımcı sıfatıyla başka sinemalarla da anlaşıyorum. Yani 1386 salonum var, istediğim kadarını da gösteririm zaten. Bir de üzerine başka sinema zincirlerinden salon alıp neredeyse istesem 1700-1800 salona kadar çıkarım. Yani böyle bir şey yapmazlar ama zaten işte 1000 salondan aşağıya inmiyor doğal olarak bu şekilde. Bunun bir problem olduğunu yıllar öncesinden itibaren birçok sinema yazarı, birçok... Yapımcı belki değil mi? İşte birçok yapımcı olsa problem olmaz. Bağımsız ama pek çok belki. Hani o anlamda bağımsız, söylüyorum. Bağımsız evet. Küçük yani, ölçekli işte tırnak içinde festival filmleri yapan ve sinema üretmeye çalışan emekçi, yönetmenler, yapımcılar vesaire bunu söyledi. Bu bir problem haline dönüşecek. Aynı zamanda dağıtıma girmesi bir problem denildi. Üzerine yapımcı oldular. Bakın yapımcı olması da korkunç bir yere gidiyor denildi. Üzerine işte Kaan'la Şenay abiler Evrim ve Fırat belgeseli yaptığında hiç kimse hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Senin dediğin gibi. Şimdi bir anda Mars bütün sektörü ele geçirmiş falan diye o feveran samimi gelmiyor. Yani samimiyetten öte şöyle bir şey var bakın. Yapımcı dediğiniz parası için kavga edebilir. Bununla ilgili bir problemi yok. Para benim değil, film benim değil. Bununla ilgili kavga edebilirsin. Ama bunu Twitter üzerinden bir kere şunu söyleyeyim. O Mars'ın temsilcisi olan hanımefendinin üslubu çok çirkin. Bir firma oyuncu falan çıkartamaz. Evet. Yetenek çıkartamaz. Siz yetenek bulma merkezi değilsiniz. Sinema zincirisiniz. Şöyle bulabilir çalışma anlamında tabii ama ki. Çıkartamaz. Ya bu arada işte... Ama bugünkü şeyin açıklaması da onun paralelinde. Firmanın sahibi Koreli'nin. CEO'nun da hani onun, liderler çıkaracağız gibi bir şey söylemiş. Onun işte Türkiye'nin... O çok çirkin bir şey kesinlikle. Genel olarak Türkiye'nin içinde olmayan birinin dışarıdan Türkiye hakkında ahkam kesmesi, bir politik pozisyon falan... Hani kapitalist büyük bir firmanın yöneticisinden çok da beklenen bir hareket. Ama öbür tarafta araba çıkarıyor gibi. Şöyle bir hadsizlik meselesi var. Cem Yılmaz'ı seversiniz, sevmezsiniz, izlersiniz, izlemezsiniz falan filan. Ben 95'ten yani, beri bu arada. Ben de gülerim. Siz, niye gülmeyeyim yani? Çok da gülerim. Yeteneklidir de, zekidir de vesaire. 95'ten beri de Türkiye'de stand-up'ta da sinemada da bizzat gözümüzün önünde, sektörün ortasında biridir ve kazandığı parayı da sinemaya harcamaktadır ve kaliteli işler yapan da biridir. Yani şey anlamında söylüyorum. Anladım. Ya, paraya kıymayan biridir. Sektörün içerisinde nispeten çalışma koşullarının iyi olması konusunda vesaire. Yani duyduklarımızdan bildiğimiz kadarıyla. Ama bunlar değil meselemiz zaten. Dediğim gibi burada kişisel bir tartışma konusu açmıyor kimse. Burada şunu söylüyor. Eğer satılan mısır parası üzerinden kazanılan parayı Mars açısından haksız kazanç olarak görüyor ve buradan bir hak istiyorsanız mesele burada mısırdan gelecek para tartışması. O yüzden burada halkçılık, toplumculuk, işte milletin sinema izleme hakkı falan oralardan yapılıyormuş gibi gösterilince tartışma biraz aptal yerine konmuş gibi oluyor insanlar. Burada mesele şu,
Bilet normalde 10 lira, bana 5 lira veriyorsun. Sen üzerine 20 lira ya mısır satıyorsun. Bana o mısırdan niye pay vermiyorsun? Tartışma bu. Ya bunu açıkça ortaya koyacaksınız. Çünkü bedava bir bilet gidiyor. O bedava aynen. Bilette izleyici sayısı yüksek gözüküyor. Ama bunu yeni yapmıyor işte. Evet. Bunu siz çalışırken de yapıyordu. Bunu 2 sene önce de yapıyordu, 3 sene önce de yapıyordu. Bunu işte bu telefon hat firmalarıyla çalışıp promosyon olarak da yapıyordu. Bunu mısır üzerinden de yapıyordu. Bunu bilmem işte bu Grupama gibi sitelerde bedava bilet dağıtırken de yapıyorlardı. Bunu sürekli yapıyorlardı ve sizin önünüzde yapıyorlardı. Bunu bu hale getiren ve bir yerden sonra siz de kimsiniz tırnak içinde deme cüretini göstermesine sebep olan sizin onlarla bu kadar çalışıp kazandırdığınız bu statü. Bunu görmezden gelemez kimse. Biz bilmiyorduk diyemezsiniz. İçindeydiniz zaten. Şu an bu büyük firmalardan birçoğu neredeyse Eylül ayından Mayıs ayına kadar tarih kapatıyor. 10 ay öncesinden. Bağımsız filmler yapan insanlar 1-2 hafta sonra girebilecek mi giremeyecek mi bilemezken son 2 güne kadar sinema salonundan haber beklerken BKM atıyorum Eylül ayından Ocak ayında gireceği film tarihini biliyor. Hatta o oldu deyip de son anda iptal tabii olurken. Ki, tabii ki. Yani istisna değil. O yüzden buradaki mesele işte ben Yılmaz Erdoğan'ı, Şahan Gökbakar'ı vesaire sevmem. Ama buradaki konu onları sevmemekle alakalı bir şey değil. Yılmaz Erdoğan ya ülke yanmış bitmiş senelerdir kalkıp bir tane laf söylemişsin. Vay Cem kardeşim çok haklı. Yani ben Cem'i düşündüğünü falan da zannetmiyorum da Yılmaz Erdoğan'ı. Orada bir alan bulmuş. Beni de ilgilendiriyor zaten mevzu. Dur bir topa gireyim demiş. 2 gün önce senin hocam dediğin insanlara neler yapıldı ya? Evet. Hani o zaman neredeydin? Ya Köyceğiz'de telefonlar mı çekmiyordu? Köyceğiz'de çekmiyor olabilir. Şaka yaptım. Elbette çekiyor. Ya, bulunduğu yerde çekmiyor. Deniz açılmış olabilir. Ha ya da işte neyse vesselam. Ama ya, olay şu. Çok ama kişisel bir tepkiye çevirmeye kişisel, de gerek. Kişisel olmamakla birlikte ama burada kişiler var ve kişilerin aldığı bir tavır var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Şeyden dolayı kişisele çekmeyelim derken isimleri anmamaya çalışmak da çok tehlikeli bir şey çünkü. Ortada başka bir duyarlılık da var tabii. Yani belki bir hafta önce gerçekten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in meselesi olmasaydı yine bu tepkiler olurdu ama belki bu yoğunlukta olmazdı. Sadece bizlerle ilgili konuşmuyorum. Anladım. Halkın önemli bir olabilir. Kısmı da öfkelendi. Mümkün. Yani çünkü insanlar için önemli olan iki sanatçı bir... Ya bir de hepsinin hocası sayılacak. Hepsinin, evet. Yani usta bu arada evet, olmak demek yani. Şey demek değil. Yani ille de birlikte çalışmış olman hayır. Gelmiyor. Onun filmini yani izleyerek... İzleyerek büyümüşsün, evet. Okuyarak büyümüşsün, okuyarak vesaire. Büyümüşsün. Orada da onların politik görüşünü savunup savunmamakla alakalı da bir değil. Şey söylemiyoruz bu arada. Yani Müjdat Gezen gibi, Metin Akpınar gibi düşünmek zorunda da değiliz ama gerekmiyor. Başka bir politik tavır var orada. Ve sonuç itibariyle burada politik tavırları yüzüne hedef olmuş 2 tane duayen var. Ve siz aynı sektörün içerisinde aynı dalda yani komedi ağırlıklı evet. iş yapan evet. bir de öyle de bir şey insanlarsınız. Var. En azından komedyen dayanışması olabilir mesela. Hani her şeyi işte. Ama şöyle de değil. Demin bir röportajda daha söyledim. İşte Metin Akpınar ve Müjdat Gezen çok büyük, büyük harflerle ustalardır. Ha, bu tepki değil. Evet. Ya bunu yazacaksan tepki verme daha iyi. Hani evdeydi, yetişemedi, görmedi, duymadı. Başka bir hastaydı. Ülkedeydi, hastaydı falan denir. Önemsenmez geçer. Ama bu dalga geçmek. Evet. Evet teşekkür ederiz. Usta olduklarını bilmiyorduk. İyi ki. Sen Twitter'da bu muhteşem tepkiyi koyunca hepimiz farkına vardık ki Metin Akpınar'la Müjdat Gezen büyük ustalar. Yani buna daha çok sinirleniyorum mesela. Ya da yaşına hürmeten bari yapmayın. Evet o da korkunç gerçi bir şey. Gerçi o beni şaşırtmıştı. Sonra bir baktım ne göreyim. Börü filminde oynuyormuş meğersem abi. Börü de 15 Temmuz destanını anlatıyor. Destanı yalnız 15 Temmuz destanı. Bu hafta vizyona giriyormuş. Ya ama şimdi bir yerden de tepki vermek lazım. O yüzden ya bari yaşa hürmet edin. Bu arada ben genç yaştayım aman bana dokunmayın. Ya bir yerden sonra sinirlenmiyorum da onu şöyle bir şey oluyor. Çok acınası oluyor ya. Yani aynı dönemde yaşadığın bir zamanlar sahnede izlerken böyle gerçekten gözün açık ve ağzın açık izlediğin insanların. Çünkü bu bahsettiğim insanlar ismini vermesem de gerçekten iyi oyuncular.
çok uzun süredir iyi oyunculuk yapan ve ismini bu sayede hakkıyla kazanmış insanlar. Onları böyle görünce böyle bir haddim değil ama bir acıma duygusuna kapılıyor. Ya da için acıyor diyebilir miyiz? Ya meslektaş da, olarak da. Yok, bir insan olarak acıyorum. Tamam, anladım. Acıma duygusu. Yani başkası adına utanma diye bir şey var yani, ya da o öyle bir şey mi? Şöyle ama kendisini... Ya da ilk önce için acıyordu, artık bir yerden sonra o iç acıma artık... değil yani. Ne yapıyorsunuz falan değil. Ya hocam, kendi hayatını bu hale çevirmeye değer mi ya? Ya şu yaptığın hakkınla, tekrar altını çiziyorum, yaptığın ismi şu dönemde birkaç şeyde daha oynayacağım diye yerle bir etmeye değer mi yani? Bir şeye de hayır diyebilmeyi öğrenin ya. Çok büyük bir mesele değil yani. Ha, bu şey de değil, çok paranız var zaten falan diye. Paranız olmasa da bir şeylere hayır diyebilin. Ama öyle bir şey olmuş ki artık. Ya işte faşizm de böyle bir şey zaten. Yani bir yerden sonra o çarkın içerisinde kendini hapsolmuş hissediyorsun ve çıkamayacağına inanıyorsun. Çıkamayacağın için de oradan yemeye başlıyorsun. Bu işte faşizmin doğasında olan bir şey. Seni alıştırıyor oraya. Ve ne yazık ki devşirdiği bütün insanlar da tırnak içinde o mahalleden buraya devşirilmiş insanlar. Eskiden solcu olduğunu söylemekten, sosyal demokrat olduğunu söylemekten, işte birçok hak gaspı ile ilgili büyük laflar edebilen, belki hani bundan 15-20 sene öncesinde insanlar, şimdi bakıyorsunuz sanki güllük gülistanlık bir ortam içerisinde, toz pembe bir dünyada hiçbir şey olmamışçasına yaşıyorlar. Gerçekten üzücü. Çok üzücü bir durum. Yani asıl kavga bununla ilgili verilmeli. Ve lütfen bir şey, eğer bir avuç kalmışsak, birileriyle belki bir gün iş yaparız umuduyla birilerine bir şey söylemekten çekinmeyin ya. Bu aynı şey işte, iktidara iş bulabilmek ümidiyle hiçbir şey söyleyememekle Yılmaz Erdoğan'a, Şahan Gökbakar'a, Cem Yılmaz'a yaptığı yanlışı "yanlış yapıyorsun kardeşim" diyememek aynı şey. Ortada bir yanlış varsa yanlıştır yani. Evet, evet. Barış, bir süreye bakacağım ben. Evet, tamam. Daha var süremiz. Biraz şeye dönelim mi buradan? Tekrar araya politika aldık biraz. Aslında politika demeyelim. Yani politika aldık ama sanatçının sorumluluğu konusunu aldık. Zaten konuşacaktık, planlamıştık. Yönetmenlik kısmına. Az önce şeyden bahsettik işte. Eksik var, Aden var ve bir sinema dili. Arzum var, yakalamak istiyorsun. Ne o? Biraz açar mısın? Yani senin sinema dilin ya da tasavvur ettiğin ya da üzerinde çalıştığın, yoğunlaştığın ne? Bir de buna nasıl hazırlanıyorsun? Ya bu sinema filmi çekme hayali, işte sinemayla ilk tanıştığım çok küçük yaşta tabii. Yılmaz Güney filmleri yasakken işte VHS kasetlerden yurt dışında izleme fırsatı bulmuştum işte. Annem izletiyordu falan. Oradan bir zaman içerisinde gelişen Yılmaz Güney hayranlığı ve Yılmaz Güney sineması hayranlığı oluşmaya başladı. Tiyatro ile ilgili de Deve Kuşu Kabare'dendir mesela. Yani Zeki Metin ve o dönem işte Nezih Tuncaylar, Cihat Tamerler vesaire, o grubun izleri vardır mı diyelim. Tabii izleri değil, bizzat şeyidir yani, başlangıç noktasıdır. Ben ezbere bilirdim kısmını. Düşün, oyuncu falan değilim yani ama ezbere bilirdim. Hala da hatırlarım bir kısmını. Sonra bu Yılmaz Güney'in çektiği ve yazdığı filmlere olan hayranlık bir gün sinema filmi çekme hayaline dönüşmeye başladı. Özellikle de oyunculuğa profesyonel anlamda başladığım dönemden itibaren, yani 2004-2005'ten itibaren. O yüzden oyunculuğu bitirince sinema televizyon üzerinde de yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisansı yaptım, bitirdim. Sonra 2013'te işte Gezi Direnişi başladı. Gezi Direnişi başladıktan sonra birçok oyuncunun o dönem maruz kaldığı işsiz bırakılma, yapımcıların işte ambargo uygulaması, iktidarın ambargo uygulamak istemeyen yapımcılara baskı kurması sonucunda işsiz kalan ve hala televizyonda iş bulamayan oyunculardan biriyim. Gerçi bu bir yerden sonra bir tercihe de dönüştü. Yani bu kadar laçka bir sermaye ilişkisi, sermaye iktidar ilişkisinin içerisinde televizyonda oynamak ister misin diye sorsan, şu an oynamak istemem. İzlediğinde ya da gördüğünde "ah keşke içinde olsaydım" dediğin yapım var mı? Bir tane zor sayarsın. Yani çünkü gittikçe bozulan da bir, zaten ortalama olan ama gittikçe şu an bozulan bir televizyon piyasası var. İnternetteki bazı diziler biraz kurtarıyor belki. Bu sürecin sonunda ben 2015'te Eksik filmini
çekmeye karar verdim. Çok cüzi bir parayla. Yani gerçekten. Biraz da imece usulü belki. İmece usulü. Ya para ama, çıktı cebinden ama şunu demek istiyorum. Dostların, aynen, arkadaşların ama, değil mi? Ama çalışan herkesin sigortasını yatırarak, çalışma saatlerine riayet ederek vesaire, hiç kimseyi, yani bu savunduğumuz ve uğruna mücadele ettiğimiz hiçbir şeyi es geçmeyerek, ki Aden'de bunu eksiğin de ötesine, evet, taşıdık, ki sen de setteydin o sırada vesaire, o dönemde eksiği çektik. Tabii ilk film problemleri var, izledikçe de gördüğün problemler var. Sen oyuncularla yaptığın konuşmayı hatırlıyorum. 300 yani, kez izledim mi diyordun? Evet, yani çok daha fazla izlemiş olabilirim. Yani bir yönetmen olarak her izlediğinde kendinde bulduğun ve artık daha iyisini yapmak için çaba göstermek zorunda hissettiğin yerler var. Çok doğal. Çok iyi bir filmde de olur bence bu arada. Yönetmen hiçbir zaman filmin öyle de tamamından bence tatmin olmamalı. Olmamalı. Bir yazar da yazdığı hiçbir şeyden. Yani o an için olabilir ama üzerine koymuyorsa ancak hayat boyu onunla övünür. Yani aynen, onu biraz bırakıp artık yeni bir şey yapması eksik gerek. Eksik dil olarak yaşanmış bir hikayeden yola çıkıp genel olarak o dönem 78 kuşağının devrimcilerinin yaşadığı birçok trajediyi ortaklaştırmış bir gerçek hikaye esasen. Ve sosyalist gerçekçilik, yani toplumsal gerçekçilik diliyle yapılmış. 70'lerin diline daha yakın. Fakat Aden'e geldiğimizde işte yazarı çok iyi yazdı. Sen tanımazsın Onur Orhan diye. Onur Orhan dedik. Bir tam olarak distopya diyemeyiz ama bence post apokaliptik bir hikaye diye tanımlayabiliriz. Fakat altta günümüzde şu an yaşadığımız gerçek olayları anlatan bir hikaye. Şimdi bu bende bir ışık yaktı naçizane. Şöyle bir şey dedim. Ben hala gerçek şeyler anlatmak istiyorum. Ama 70'li yıllarda değiliz. Yani, 2020'ye doğru gidiyoruz. Ve o toplumcu gerçekçiliğin anlattığı o saf gerçekliği belki de dil olarak biraz kırıp, biraz modernize edip, belki postmodern bir dile çevirip yine gerçek olarak anlatmak gerekiyor. Grotesk gerek. Gerçekçilik diye bir şey var bir yandan da. Evet. Dostoyevski ile okuma yapıyorum biliyorsun ilgili. Orada Dostoyevski'nin gerçekçilik anlayışıyla ilgili söylenen şey grotesk gerçekçi. Yani onun yine roman kahramanlarından birisinin ağzından söylediği bir şey var. Yalan diyor, o kadar derine gizlenmiştir ki onu bazen sadece abartarak çıkarabilirsiniz. Ve başka bir sahne, başka bir tasarımın içinde onu gösterme. Ben işte Dostoyevski için söylenen grotesk gerçekçilikle Márquez'in büyülü gerçekçiliği arasında bir yerde bir dil yakalama uğraşı içinde olduğumu düşünüyorum. İzlerken gerçekten büyülü bir atmosfer kurabildiğim ama en dibine kadar gerçek olduğunu fark ettiğimiz, fakat kurduğumuz atmosfer açısından o dile, şey, o filme hangi dil uygunsa, postmodern olabilir, post apokaliptik olabilir, distopik olabilir vesaire. O filmin senaryosuyla ilgili bir tercih. Böyle dili o anın genel anlamda dilini kırabilecek yeni bir, kendi adıma yeni bir dil oluşturma çabasının beni ilerletebileceğini düşünüyorum. O yüzden Aden'i yaparken kurduğum o dünya, gitmek istediğim yolu, yol açısından benim için nispeten tatmin edici. Anladım. Oldu. O daha iyi bir temsil bu anlamda. Evet, yani. Evet. Ama eksikte yapar mıydın dersen, hayır, yapmazdım o, yine de. Evet. Çünkü belki de onu şöyle yapmak gerekiyor zaten. Yok, Barış. Ha, yani şunu söyleyeceğim. O sırada oydu çünkü. Ben kendi üzerimden de benzerlik kurayım. Yani ilk romanım daha klasik gerçekçi tonlarla olan bir roman. Mesela şimdi yeni yazdım ya da Aden'de keza öyle. O çizgide değil. Yani gerçekten de Aden'de mesela grotesk gerçekçi kabul edilebilecek bir hatta olan bir iş. O belki de onu bazen üretip çıkarmamız, sonra bir mesafeden ona bakmamız gerekiyor ki, evet ya bir dakika, tamam, yani bununla bir derdim yok ama var. Yani bunu tekrarlamak istemiyorum. Başka bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ve bu şekilde söylemek benim için yeterli değil, tatmin edici değil. Belki hani senin söylediğin o döneme göre bir şey yazılır. Yani söylenen bir şeydir. Köy romanı yazılamaz mesela, meselesi. Yani yazılabilir, yazılamaz ayrı bir konu. Yazılabilir ama o yoğunlukta bir akımın olabilmesi, bir ekolün olabilmesi bugün olanaklı değil. Evet, çünkü bugün öyle bir ortam yok. Öyle bir ortam yok. Öyle bir hikaye anlatamazsın. Kentli bir şey yapmak zorundasın.
buradan bir şey yapmak zorundasın romancılık açısından da. O yüzden de şeyi çok iyi anlıyorum. Ya da işte yani, o gerçekçiliği o kurmaca dünyada gerçek kılman gerekiyor. Evet, evet. Ya kentli mesela, derken ille de kentli olması ya, gerekmiyor. Sadece köye karşı kent anlamında söylüyorum. Yaşar Kemal'in yazdığı Çukurova'yı şu an o gerçeklikle yazmak mümkün müdür? Hayır, aynı Çukurova değil. Yok. Aynı dil de yok zaten. Adana'da artık sokaklar arasında yürürken portakal kokuları falan almıyorsunuz. Hmm. Böyle bir şey değil o. Ama hala portakal suyu ucuz galiba. O arada neşelenelim diye söylüyorum. Dört yolda da ucuz. Dört yolda mı ucuz? ben gidince çok içiyorum. Ama Adana'nın sokaklarında yürürken artık başka bir gerçeklik var. Ve o gerçekliği kurmanın da yeni bir dilini bulmak gerekiyor. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Elbette mesela İnce Mehmet filme çekilse, seti hazırlasak vesaire, İnce Mehmet'in yazıldığı şekliyle çekilebilmesini çok isterim. Ama yeni bir Çukurova hikayesi yazıyorsak, Yaşar Kemal'i taklit etmememiz gerekiyor. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. O gerçekçiliğin dilini bulmak gerekiyor. Yazı dili olarak da. Bunu ne için söyledim? Şöyle bir örnek vereceğim. Örneğin İran sineması çok güçlü bir sinema. İran kendi gerçekliği üzerinden, yönetmenler de tabii uzun yıllarca bunu deneyimlemenin, gözlemenin getirdiği bir başarıyla filmlerini çok başarılı kılıyorlar ve gidiyor. Türkiye'de çok uzunca bir süre şunun tartışması yapıldı. Yeni dönem Türkiye sineması gerçekten Türkiye'ye ait bir sinema mı mesela? Biz kendi sorunlarımızı mı anlatıyoruz? Ya da kendi sorunlarımızın bir kısmını Tarkovski'den gelen Rus sineması diliyle ya da bir nebze Avrupa sineması katarak, biraz da İran'ın oryantal etkilerini katarak bir mixle mi vermeye çalışıyoruz? Belki bir sentez mi arıyor? Bu da olabilir. Yani Doğu Batı sorunu çünkü bence çok eski bir sorun. Bence yeni Türkiye sinemasındaki temel problemlerimizden biri kendi toprağımıza ait. Yani bu çok nostaljik ya da arabesk bir cümle gibi gelebilir ama toprağa ait hikayeyi anlatmak önemli bir şey. Kendi toprağımıza ait hikayeyi bulmamız gerekiyor. Yani köyden kente göçmüş yeni kent soylu sınıfını anlatırken dahi o bizim kentlimiz olsun mesela. Zaten Avrupa'da yapılan bir filmden referansla çekim teknikleri olarak, müzik kullanımı olarak, ışık olarak oraları andırmasın. Buraya ait olsun. O zaman çok daha güçlü bir dil bulacağımızdan eminim. Çok çok başarılı bazı yönetmenlerimizin bunu yakalayabildiğini düşünüyorum. Bazıları ise ısrarlı bir biçimde çok sevdikleri bazı yönetmenlerden referans alarak onlar gibi olmaya da çalışıyor. Bu etkileşimi de çok doğal buluyorum bu arada. Ama bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. O yoksa ben, diyorsun bir aynen. İran sineması gibi bir Türk sinemasının oluşması söz konusu çok olamaz. Zor, çok zor. Yani birkaç güçlü filmin dünya çapında ödül kazandığı zaman ölçü işte değil. Türk filmi, Türkiye sineması falan denilecektir. Ama bu bir akım haline dönüşmeyecek. Bir akım haline işte dönüşmeyecek. Yani. Tam ki üçüncü haftanın konuydu. Kemal Aydoğan'la konuşurken o Türk tiyatrosu ile ilgili bir şey söylerken aynı zamanda Türk sinemasının da bu boyutuna değindi. Tam da İran sinemasını örnek verdi. Yani İran sinemasında bir hat var ve bir İran sinemasından söz edebiliriz ama Türkiye'de Türk tiyatrosundan da aslında söz edemeyiz bu anlamda. Şeyden de söz edemeyiz dedi. Türk sinemasından da söz edemeyiz. Ya doğru bir eleştiri. Tam da o kritiği yaptı yani tiyatro üzerinden giderek. Peki bahsettiğin için söyleyeyim o iyi örnekler. Hani o iyi hatla ilgili bir takım örnekler vermek ister misin? Yani kim? Ya, şimdi film örnek değil, vermek değil önemli olan. Ben burada çünkü işte birini örnek versen diğeri niye iyi değil mi? Diğeri bu kötü desen öbürü çok mu iyi? Yani bu tür bir sorunsala yol açmaya gerek yok. Çok da az problemim var. Bir de şöyle çok öznel de bir şey bu arada. Evet. Yani kimi Nuri Bilge Ceylan'ın bütün filmlerini tartışılmaz derecede iyi bulur. Kimi çok bazı filmlerini sever ya da bazısını sever hiç sevmeyebilir. Kimi Zeki Demirkubuz'un şu an Türkiye'deki en iyi hikaye anlatıcısını hikaye anlatıcısı olduğunu söyler. Diğeri der ki ama görüntüye ona buna çok önem vermiyor der. Bu çok öznel bir tartışma sonuçta. O yüzden mesele burada kimin iyi kimin kötü yaptığı meselesine öte bir şey. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ben burada şey soruyorum bazen onu söyleyeyim Barış. Kişisel beyni. Çünkü burada şey önemli benim için bazen. Gelen konunun kendi dünyasını da anlamaya çalışıyoruz ya bir yandan. Hiç bunu yanıtlama o anlamda söylemiyorum. Ama bir merci ya da bir jüri olarak Türk sineması ile ilgili bir kritik yapman değil. Barış Atay'ın sevdiği sinema ya uzanmaya çalışıyoruz aslında. Biraz öyle bir şey. Mesela son dönemlerden örnek. Ben daha şahsi bir soru aslında tam da. Yani bir jüri değiliz burada ya da bunu yargılayamayız. Üç maymun
filminden öteye, bu tarafa doğru filmlerini severim. Öncesi çok benim sinema zevkime uymuyor. Zeki Demirkubuz'un çoğu filmini severim. Son zamanlarda örnek verilecekse Emin Alper, Tolga Karaçelik istikrarlı biçimde giden çok başarılı yönetmenler. Özcan abinin Kızabilir, Özcan Alper en çok Sonbahar filmini severim. Sonbahar'ın Türkiye'deki bağımsız art house sinema gelişimi açısından bir kilometre taşı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi daha ismini unuttuğum ya da sayamadığım birçok bir yönetmenin sırasıyla filmleri var. İşte Erol Mintaş, Kazım Öz vesaire vesaire vesaire. Ama yine de aynı meseleye geleceğim. Kimin ne kadar iyi film çektiği, sinema teknikleri açısından ne kadar başarılı olduğu ya da kendi hayal ettiği senaryoyu nasıl anlattığıyla ilgili bir dertten bahsetmiyorum burada. Burada yine toplamda hepsini aynı kabın içine koyduğunuzda hepsinin gerçekten Türkiye sineması olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı üzerine bir soru soruyorum. İçinden çektiğinde bu Fransız sinemasına daha çok benziyor dersen hikaye istediği kadar Türkiye'de geçsin o Türkiye sineması olmuyor. Bunun geçmişe baktığımızda ben biraz daha nostaljik bir adam olabilirim. Yani benim için işte Metin Erksanlar, Lütfi Akatlar, Yılmaz Güneyler ve birçok o dönemin temsilcisi, yönetmen bu açıdan daha ortak bir dil yakalayabilmiş, kendi döneminde, buralı olabilmiş ve şu Türkiye sineması yani yaratabilmiş. Yerelden evrensele gitmeye de hareket etmiş. Evet. Diyorsun. Orada da temel sıkıntı çünkü, şu. Yani Yılmaz Güney'le Metin Erksan dışında çok fazla dışarıya açılabilen ve dışarıda duyulabilen yönetmen sıkıntımız da varmış o dönem. Yani bunun birçok sebebi sayılabilir. Tabii. Şimdi daha çok dışarıya açılabildiğimiz bir dönem ama daha az üretimin olduğu ve daha evrensel olacağım derken aslında birçok ülkede görebildiğimiz kendi dilini yakalayamamış, başka dilleri üzerinden konuşan bir sinema diyorsun. Demin şey sordun ya, şunun içinde olmak ister miydim dediğin bir proje. Mesela çekmek isterdim diyeceğim bir tane film var mesela. Kendi hocam mesela Bloody Sunday'ine, Kanlı Pazarını ben çekmek isterdim mesela. Aslında verdiğim örnek de tam olarak mesela ben sonuç itibariyle hani bir de İşte Türkiye İşçi Partisi milletvekiliyim, işçi sınıfı mücadelesi veriyorum. İşçi sinemasını da çok önemsiyorum bu arada. Ken Loach'un işçi sineması, işçi sınıfı üzerine sinemasını da çok önemli buluyorum. Ken Loach benim için önemli ve özel bir yönetmen. Yurt dışından örnek vermek gerekirse. Kendi filmlerinin tamamında kullandığı ve ortaklaştırdığı dil. Filmler birbirinden bazen çok çok başkaymış gibi görünebilir ama dil çok ortak. Yönetmenin dilinden bahsediyorum. Bizim burada yapmamız gereken ne olduğunu düşünüyorum mesela. Her yönetmenin kendine dair bir dili olmalı. Ve o dil bu topraklardan beslenmeli. Mesela Kuzey Avrupa sinemasında falan çok net görürsün bunu yani. Aynen. Yani mesela genel olarak çoğu karanlıktır. Klostrofobiktir. Evet. Donuktur. Çünkü renkler, oyunculuklar. Aynen. Çünkü Kuzey Avrupa işte yılın 8 ayı, 10 ayı öyle bir yer ve doğal olarak sinemasını etkiliyor bu mesele. Türkiye'nin de böyle bir kimliği var. Yani bütün bu Anadolu topraklarının böyle bir kimliği var. Evet, son zamanlarda iktidarı meselesiyle de kimliğimiz değişmiş Rusya'daki olabilir. 19. yüzyılda Rusya'daki meselenin bir benzerine 20. yüzyılda Türkiye'nin yaşamasıyla ilgili bir şey. Yani batılı ve doğulu olma meselesi var ya. Yani Rusya bizde bir tartışma konusu. Evet, hep zaten böyle bir şey ve aslında coğrafi de bir mesele tabii bu yani. Tıpkı Rusya gibi hem doğulu hem de batılı ve o yüzden o doğulu batılı ikilemi sürekli olarak işte Ahmet Hamdi Tanpınarların falan tartıştığı, Peyami Safa'nın başka bir yerden baktığı ama tartıştığı, gündeminde olan, Oğuz Atay için önemli olan, yine yazarlar üzerinden söyleyeceksek bir mesele. Aslında bu işte o sanatın oluşumu sırasında da özellikle sinema gibi yeni bir sanatta, yeni bir sanat dalında. Bu değişimler önünde durulamaz şeyler. Mesela seninle işte program öncesi konuşurken de söylemiştim ya. Champagne'in Harvey Milk'i oynaması üzerinden dedi ki Champagne her şeyi oynuyor. Marlon Brando da her şeyi oynuyor muydu mesela diye bir konuşma geçmişti aramızdan. Oradaki mesele önemli. Yani evet, Marlon Brando Harvey Milk'i oynamadı dedim. Çünkü Harvey Milk büyük ihtimalle çocuktu falan. Evet. Bir de Hollywood'un maskülen tarafı dediğimiz bir şey vardı. Hollywood'un maskülen tarafı neredeyse
kameranın icadıyla beraber işte bir ulusun doğuşu filmini çektikleri dönemden 1970'lere kadar çok belirgin biçimde bütün filmlerinde gördüğümüz bir etken. İşte James Dean'ler, Marlon Brando'lar, Clark Gable'lar falan. Humphrey Bogart'lar falan yani mesela. John Wayne'ler. Hep bir erkek, işte maskülen bir erkek, karizmatik erkek, bir erkek üzerine kurulu bir dünyadan bahsediyoruz. Onun kırılmaya başladığı dönemde bile Hollywood'la ilgili çok ciddi erkek egemen bir sinema sektörü olduğuna dair ciddi eleştiriler var. Son yıllarda gittikçe ayyuka çıkan, sürekli ortaya çıkan taciz iddiaları, erkek yapımcıların sektör içindeki baskısı, erkek karakterlerin baskısı vesaire vesaire. Bu bir kimlik meselesi. O değişimin benzeri olmayabilir ama kendi yolunu bulacaktır. Türkiye sinemasında da bir evrimleşmeye yol açacağından eminim. O değişimin önünde kimse duramaz zaten. Ama mesela şu dönemler, hani bu kadar baskıdan, bu kadar zulümden, bu kadar dertten bahsettiğimiz dönemler. Aynı zamanda bunun ekonomik boyutu var. İleride eğer yönetmenler bunu kullanmak isterlerse lütfen. Muazzam bir, sinema bir filmlerinin oluşması için. Büyük bir zemin. Büyük bir zemin. Yani bu kadar acıyı boşa çekmemiş olacaksınız aslında. Sinema sektörü açısından. Tüm sanat için geçerli. Tiyatro, resim açısından, müzik açısından. Sanatın en güçlü döndüğü dönemler, en baskılandığı dönemler ve biz neredeyse her alanda iktidarın sanat üzerinde baskısını hissettiğimiz dönemden çıktığımızda survivorlar, hayatta kalanlar olarak bununla ilgili muazzam eserler ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. Şöyle bir Kültür Bakanı'nın ülkede sanatı yönettiği bir zamandan bahsediyoruz. Bugün yeni bir haber daha çıktı onunla ilgili. İmar barışından faydalanan bir kültür bakanımız var mesela. Çünkü kendisi aslında turizmci. Bir tur şirketi sahibi ve Erdoğan'ın bir şirkete çevirme hayalinin bir parçası olarak kültür bakanı yapıldı. Bugünkü haberde 2005'te başvurduğu ve mahkeme kararıyla yapılamayacağına hükmedilen bir koyu bakan olduktan sonra imara açtı ve oraya otel yaptırdı üzerineydi. Bu insan kültür bakanı. Bugün şimdi senden öğreniyorum. Evet. Kaçırdım ve ben. Bugün mü çıktı bugün, bu haber? Bugün okudum. Ve bu Kültür Bakanı Türkiye'deki kültür politikasını yönetiyor. O yüzden şu ana kadar tartıştığımız şeyler, bu oyuncular, Mars yapımcı kavgası, yönetmenlerin dili, oyuncuların suskunluğu vesaire bundan azade değil. Bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Yani gidip kendine sit alanı içerisinde el değmemiş bir koyda otel yaptıran bir kültür bakanından gidip ya lütfen sinemamızdaki sorunlarımızı çözer misin sayın bakanım diye ricada bulunulmaz. Ona dedir ki kardeşim sen ormanı niye katlediyorsun ya? Sen bakansın yani. Ya da bakan olma, bırak Erdoğan söylesin ne söylüyorsa. Çünkü zaten onun dediğini yapıyorsun. Onun dediğini yaptığın için de sana al çocuğum bu koy senin diyor işte. Sonra iki tane büyük yapımcı gidiyor. Kültür Bakanı'ndan. Belki sinema salonu yapacaklardır Barış. Olabilir. Sarayda da var. Semih Kaplanoğlu gala yaptı orada. Biliyorum. Tamam peki. Süremiz çok az kaldı. Süremiz çok az kaldı. Şey i̇ki dakikamız tamam, var. Tamam. Hayır, yok yok bir süreye bakayım. Son iki dakika batırmayalım. Yok batırmayız canım. İstediğin gibi konuşabilirsin. Yok ben çok rahat batırabilirim. Benim öyle mi diyorsun? Hadi canım ciddi misin? Tamam peki. O zaman iki dakikada nasıl batırmak istiyorsun? Öyle değerlendirelim. İki dakikamız var. Ya son şey gibi. Şöyle. Yani sözleri toparlayalım. Genel olarak uzun zamandır düşünüyorum. Mesela çok öfkeli miyim? Öfkeli olduğum için mi böyleyim? Sürekli söyleniyor muyum acaba falan? Sonra bahsedeyim. Fark ettim ki bir dönem çok öfkeliydim. Kendi yaşadıklarımdan dolayı insanların bu kadar suskunluğu bir yandan zoruma gidiyordu, bir yandan da sorumluluk alma ihtiyacının herkes için ortak bir şey olduğunu düşünüyordum ve ses çıkarmalarını istiyordum. Ama şu an mesela öfkeli olmadığını düşünüyorum. Benim politik duruşum, pozisyonum, yaptığım işler bunların hepsi bir tercih. 16 yaşımdan beri siyasetle ilgileniyorum. Örgütlü, örgütsüz ama bir şekilde siyasetin içindeyim. 16 yaşıma kadar evde siyaset konuşulan bir evde büyüdüm zaten. O yüzden siyasetle ilgilenmenin ya da politik pozisyon almanın
süreç içerisinde seninle ilgili nasıl yaptırımlarda bulunabilecekleri hakkında sana bir fikir veriyor. O yüzden yaşadıklarımı çok şaşırtıcı falan bulmuyorum bu konjonktürde. Ama bir yerden sonra demin söylediğim, senin içinin acıması dediğin, benim acıma duygusu dediğin noktaya taşıyor. Bazıları arkadaşım olan insanlar açısından onların geleceğindeki psikolojisi açısından da dertleniyorum bu arada. Çünkü bu sürecin sancılarını kurtulduğumuz zaman da yaşayacağız. Biz tercihlerimizle yaşamak zorundayız. İnsan tercihleriyle yaşıyor. Ve ileride şu an... Jean-Paul Sartre gibi söyledim. Tamam peki. Baba söyledim. Şöyle cisimleştireyim söylediğim şeyi. Şu an bizim tepkilerimizi ya da bizim ricalarımızı, bizim çığlıklarımızı duymazdan gelerek sadece faşizmden payını almamak için susmayı daha doğru tercih olarak gören insanlar, biz buradan kurtulduğumuz zaman yüzümüze bakmak zorunda kalacaklar. Bence o kısım daha ağır olacak. O kısım ağır yani, kısım gerçekten. Çünkü söylenecek muhakkak çok şey vardır. Ama bu haddim ya da hakkım olduğu için değil, insan olarak söyleyebileceğim için. Ben bununla uğraşıyorum diye bir şeyden bahsetmiyorum. Dün mesela ben Oyuncular Sendikası kurucu üyesiyim. O sendikanın kuruluşunda da vardım. Yaşadığı birçok sorunu da biliyorum, imkansızlığı da biliyorum vesaire vesaire falan. Ama birçok eleştirim de var. Bunu kendileriyle konuştum. Bu arada unutmadan hemen Levent Üzümcü'nün salon bulamaması meselesi sürekli. Ona geleceğim. Birkaç dakika daha uzatacağız yayını bu arada. Yani normal süremizi biraz aşıyoruz. Sadece diktatör yasaklandığı zaman, bunu söyledik. Bakın OHAL döneminde Genco Erkal'ın oyunu yasaklandı. Sonra çok tepki çıkınca oyunu göstermelerine izin verdiler dedik. Sonra Rutger Aziz ile Taner Barlas'ın oyunu yasaklandı. Bizim oyunumuz yasaklandı, polis barikatları kuruldu dedik. Bakın tepki göstermezseniz bu iş dalga dalga büyür. Bunun örneklerini 20 sene, 30 sene önce bir sürü insan gördü. Zeki Gökerler gördü, Ankara Sanat gördü vesaire. Dedik, geldiğimiz nokta anlatılan senin hikayendir gibi. Gerçekten böyle yan yana nasıl yaşanabileceğine dair birçok umudun var olduğu bir oyunun yasaklanması, sahne verilmemesi noktasına evet, geldi. Yasaklanmıyor, evet, sahne verilmiyor ama yasaklanmış oluyor. Sadece diktatör de öyle başlamış. Evet, evet, tabii. Şimdi geldiğimiz noktada Levent artık dayanamadı. Ve dedi ki daha ne olması lazım tepki göstermeniz için. Oyuncular Sendikası'ndaki birçok arkadaşım çok iyi niyetli. Elinden geleni de yapıyor. Şahsen tanıyorum çünkü bu insanlarla beraber çalıştım o kadar zaman. Ama iyi niyetten biraz daha fazlası gerekiyor. Sendika başkanı şu an. Ya Demet Akbağ'la ilgili hakikaten konuşmak isterim. Evet. Ya yok yok yeri diye değil. Bilinsin diye söyledim. Gerçekten popüler bir oyuncu olduğu için bir başkan olmakla sendika başkanı titrini aldığında yapması gerekenler arasında sıkıştığını da düşünüyorum. Arkadaş sen sendika başkanısın ya. O zaman yapmayacaksın. Evet. Oraya yani, soyunmayacaksın o role. Sendika başkanlığının kelime anlamını mı tartışalım şimdi bu saatten sonra? Bugün bu ülkede binlerce oyuncunun nasıl tanımlanacağı, ne şartlarda çalışacağı senin başkanı olduğun sendikanın mücadelesiyle oluyor. Ve sen başkansın. Ya istifa edeceksin ya başkanlık yapacaksın. Bu kadar basit. Evet. Yani çok sevilen bir insan o yüzden başkan olması daha iyi mantığıyla başkan yapılmaz biri. O yüzden... Neyse o sendika konusu başka bir tartışmaya gider zaten. Levent'in oradaki tepkisi haklı bir tepki. Hepimiz arkadaşız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, ediyoruz. Ama artık burasına kadar geliyor insanın. Yani bu şu da değil. Biz sizin için mücadele ediyoruz. Nasıl değil. Sesince? Hayır canım. Siz kendiniz için mücadele edin diyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten kısa vadeli planlarla susmayı tercih ettiğiniz zaman... Uzun vadede yapabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri yapamayacaksınız. Çünkü ileride buna hiçbir şeye dokunmasanız da bu faşizmden payınızı alacaksınız. Faşizm böyle bir şey. Bu iktidar bir yerden sonra sen niye beni övmüyorsun bakayım yüksek stadyum hadi falan diye kapınıza gelecek. Roland örnekleri Barthes'in var. Söylediği gibi. Evet. Söyleme mecburiyetidir meselesi. Teşekkürler evet. Barış. Çok sağ ol. Ağzına ben sağlık. Çok güzel güzeldi. Program. Ara geleyim mi? Bence de gelebilirsin istediğinde. Ya da başka bir şey yaparız belki. Bu akşam konumuz Barış Atay'dı. Onunla oyunculuk, sinema ve sanatçının politik sorumluluğu üzerine konuştuk. Gelecek haftanın konusu Evrim Kur'an.
yazar ve kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an'la ne konuşacağız? Kuşakları konuşacağız, çocukları konuşacağız, nesillerin eğilimlerini ve onların yaratıcılıkla olan ilişkisini konuşacağız. Haftaya Perşembe günü 10 Ocak itibariyle bu yayınımızda yine bizi izleme şansınız olacak. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Bütün yayınlar bant kayıtları olarak yaklaşık bir hafta kadar sonra YouTube'a yükleniyor. İzleyemeyenler ya da yarım izleyenler o kanala da abone olarak buradan takip edebilirler. İlk defa da böyle bir duyuru yapıyorum. Her seferinde unutuyorum çünkü. www.youtube.com/Onur Orhan hesabından ulaşabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen Onur Öncü'ye teşekkür ederim. Birkaç yayındır unutuyorum adını almayı. Çok çok sağ olun. Burada konuklarımız var. Şimdi onlarla söyleşmeye devam edeceğiz. Ama önce küçük bir mola vereceğiz. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.